Yine İstanbul'un üç büyükleri ilk yarıyı lider kapatamadı. Tahviye bekliyorum yapması gerekiyor ama bütçe anlamında tam olarak kulübü bilmiyoruz ne durumda. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Rivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig transfer özel yayınıyla karşınızdayız. TFF 2. Lig'deki ekiplerin hem beyaz gruptaki hem de kırmızı gruptaki takımların son bir hafta içindeki yaptıkları transfer hamlelerini Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metan. İkinci Lig'de gelişme var fazlasıyla transferde. Biz de bugün bunların hepsini değerlendireceğiz. Bir her zamanki gibi klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Tabii. Sen bir şey mi söyleyecektin? Ben şey diyecektim. Hani ekleme yapmadın ya, hem beyaz grup hem kırmızı grupta geçen hafta pazar gününden bugün cuma gününe kadar transfer gelişmesi olan takımları konuşacağız. Bazı takım taraftarları, izleyenler yorum yazıyorlar. Hani bu takımı niye konuşmadınız diye. O yüzden sadece gelişmesi olan, yani transfer gelişmesi olan takımları konuşuyoruz. Mesela bugün normalde birinci programı yapacaktık ama dün duyuru yapıp iptal ettik. Mesela bazı taraftarlar, izleyenler yazıyorlar. İşte bizim takımımız sponsorluk yaptı. Bunu konuşabilirsin gibi de. Biz sponsorluk falan konuşmayız. Bu program adı transfer özel programı. Yani. Sponsorlukla ilgili ne konuşacağız zaten? Hani gidip işte o firma, 30 yıllık firma, çalışanlar işte Metan Yılmaz, Furkan Özkara, muhasebede şu var bu var, onları konuşamayız nasıl olsa. Sadece şunu diyebiliriz. Orada bir saniyelik şey. Çorum FK işte. Hayırlı olsun. Veya işte atıyorum 1461 Trabzon mesela Mekap'la anlaşma yaptı. Geçen tekrardan yeniledi. Aha, şimdi Mekap'la ilgili biz ne konuşacağız? Sadece şunu söyleyebiliriz. Trabzon için hayırlı olsun. Mekap'la yeni sezonda tekrardan sponsorluk devam ediyor. Bu kadar. Aynen. Bunu zaten detayını konuşamayız. Sadece transfer gelişmesi olan takımları konuşuyoruz. Buradan bilgisini de tekrardan verelim. Sen hatırlatmaları yap, ardından programa başlayalım. İzleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden kanalımıza abone olup videolarımıza da beğeni ve yorum yapmanızı özellikle rica ediyoruz. Son olarak da bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Trivela Spor hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de öncelikle izleyen herkesten sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmelerini bekliyoruz. Çünkü aynen. Instagram ve Twitter'da çok aktifiz. Son dakika spor haberleri, özel transfer haberlerini, evet, programlarımızın duyurusunu oradan yapıyoruz. O yüzden takip etmenizi özellikle rica ediyoruz. Ayrıca kanalımıza katıl butonumuz aktif. Tüm izleyen izleyicilerimizden katıl butonumuza destek olmalarını bekliyoruz. Rica ediyoruz. Biz de programları daha fazla geliştirmek için sizlerden destek bekliyoruz. Transfer programına başlayalım. Instagram'da da 10.000 olduk. Hayırlı olsun aynen, diyelim. Aynen. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah daha fazla nice i̇nşallah. 10, 20, 30, 40 izleyicilerimizin desteğiyle daha da evet, büyüyeceğiz inşallah. Serik Belediyespor'la başlayacağız. Başlayalım. Transfer programımıza ikinci ligde. Antalya temsilcisi ciddi bir harekete geçti. Transfer operasyonuna başladı. Sence ciddi geçti mi, geçmedi mi? Bence fena hamleler yapmadılar bütçelerine göre. Ya ben öyle düşünüyorum. Hani ya çok iyi hamleler yapmadılar ama kötü hamleler de yapmadılar. Şenol Demir Hoca ile anlaştılar. Öncelikle Şenol Hoca'ya hayırlı uğurlu olsun. Evet, hayırlı olsun inşallah. Bence Şenol Hoca iyi bir performans sergiledi geçen sene. Hani seriye gitti Zonguldak'tan. Bence Şenol Hoca kendi adına iyi gitti bir sezon demeyelim, geçirmişti. Geldi zaten seri konuşuyoruz. Bu sene başı aynen geldi. Öyle. Geçen sene sezon bitmeden Zonguldak'tan ayrılmıştı. Doğru. Son 9 hafta falan vardı. Orada artık hoca hani benim yapacaklarım bu kadar dedi. Çünkü hoca orada yokluk içinde bir şeyler yapmaya çalıştı. Aynen öyle. Hani biliyorsun biz her hafta konuşuyorduk Zonguldak Kümüşspor'un maçlarının sonucundaki programda. Hoca hep 1-2 tane oyuncu alıyor. Neden? Mesela işte 5'i tamamlama falan diye. Hocayla da biz sürekli konuştuğumuz zaman da mesela bize geri dönüş yapıp onunla ilgili açıklama yapmıştı. Yani malzeme yok ki diyor. Tamam, genç oyuncular var. Hani her zaman deriz ya malzemeyi sona kadar kullanması lazım. Zonguldak tarzı takımlardan bahsediyorum. Ya onu bile alamıyorum diyor. Çünkü doğru, aldığım zaman da takıma zarar veriyor diyor. Atıyorum yanına pas atamıyor. İşte pas hatası yapıyor. Duracağı yeri bilmiyor. Aynen. Hoca bu sıkıntılarla uğraştı. Ona rağmen de gitti işte deplasmanda Karacabey'i falan yendi. İskenderun'a belki kaybetti ama ilk yarıda 3-4 tane net pozisyonu vardı işte, net golcüsü olsa. İçeride İskenderun'u yendi 2-1. Aynen. İlk mağlubiyetini tattırmıştı İskenderun seriyle gelirken. Hatta 10 kişi kalmıştı o zaman Zonguldak Kümürspor. Yani ciddi anlamda Şenol Hoca'nın geçen sene takımın bütçesi beklentisine karşılık başarılı olduğunu düşünüyorum. Burada beyaz grupta olması da onun için avantaj. Bence de.
Serik Bedespor şöyle biraz daha seviye olarak iyi oyuncular alırsa bu grupta playoff'u kıyılarında zorlama noktası olur. Kalır kalmaz bir şey demem. Bak açıkça altını çiziyorum. Sadece zorlama noktasında şansını arttırır. Katılıyorum. Şenol Hoca için de tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Ben burada daha rahat çalışacağını düşünüyorum Zonguldak'a göre. Çünkü burada biraz daha maddiyat olarak daha rahat. Serik'te para sıkıntısı yok. Haklısın yani. Hani bütçeye göre ödemeler yapılıyor. Çok güzel bir bütçe yok ama doğru. Zonguldak'a göre daha iyi. Aynen öyle. Salih Şenbaş geldi kaleye Ergenebeli Meşespor'dan. Salih tecrübeli bir kaleci. Ercüment Eray'a taktiği aldı Serik Belediyespor ki Şenol Hoca'nın eski oyuncusu. İyi bir transfer. Zonguldak'tan ki Ercüment Eray geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi. Takım kendi adına bireysel olarak istatistikleri de çok iyiydi. Sefa Aksoy geldi 68 Aksaray'dan. Vedat Böyükgül geldi Uşakspor'dan kaleci. Vedat bence Salih'e alternatif olur. Salih'in birinci kaleci olacağını düşünüyorum ben burada. Emir Yazıcı geldi dış transferde Karagümrük'ten genç yetenekli stoper. Şenol Hoca'nın ben Emir'e dokunuşlar yapabileceğini düşünüyorum. İç transferde de Oğulcan Şahin kaldı biliyorsun. Sinan Kalaycı kaldı tecrübeli 10 numara. Tecrübeli stoper Erbay Eker kaldı. Mehmet Demirözü. Genç forvet Muhammed Akpınar takımda kaldı. Evet. Hakan Olkan takımda kaldı sağ bek. Tecrübeli bir isim Hakan. Bir de Batuhan kaldı genç futbolcu Batuhan Atal. Batuhan'ın forma şansı bulması çok kolay görünmüyor bence ama hani Şenol Hoca belki zaman zaman şans verebilir. Muhammed Akpınar için de böyle çok haberler çıktı bir yerlere gidebilir diye ama hani Adana Spor adı çok çıktı. Serik'te kaldı. Ne düşünüyorsun bu transferler için Serik'te? Şimdi Muhammed Akpınar'dan en son bıraktığın için oradan başlayayım tamamdır diye düşünüyorum. Geçen sene biliyorsun performansı gayet iyiydi. Bence normalde de Muhammed'in performansı diğer takımlarda hiç iyi değildi. Biz 4 sezondur program yapıyoruz. Bu sezon 5. olacak. Doğru. Geçen sezon sonuna kadar yani oynanan sezonda Serik'teki performansını diğer sezonların çok üzerinde gördük. Daha iyi oynadı. Hem skor olarak hem oyun olarak. Sezon sonunda da transfer teklifleri gelebilir diye zaten programlarda söylüyorduk. Birçok hani böyle sen dedin ya haberler falan geçiyordu. O haberler doğru haber falan değildi. Bunu zaten ben sana hep söylüyordum. Adana Spor'la çok geçti ya o yüzden. Yok ya bazı yerlerde şöyle noktalar var. Olmayan şeyler biraz gündem olması için haber yaptırılıyor. Bunları da zaten çok şahitiz. Bunu da ben sana söylüyordum hatta biliyorsun. Ki sadece Muhammed için ben bunu konuşmuyorum. Genel futbol piyasasında bu çok fazla oluyor. O yüzden şimdi ben sana bir örnek vereyim. Adana Spor'dan teklif gelse ciddi anlamda Muhammed oraya atıyorum. Rakamları sallıyorum. Serik'ten 700 alıyorsa oraya 600 olsun gideyim. Birincilikte olayım. Maçlarıma Beyin Sports veriyor. Üst ligdeyim. Orada kendimi göstereyim der oyuncu zaten anladın mı? Otomatikman. Niye Serik'te kalsın? Ben burada Serik'i küçümsemek için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Oyuncunun bakış açısından söylüyorum. Serik'le Adana Spor arasında kalsam Serik'te oynarım. Ya orası öyle. Adana şimdi, Spor'da hiçbir düzen yok Adana maalesef. Adana Spor kötü de futbolcuların ben bakış açısından söylüyorum. Sadece Adana Spor için konuşmuyorum bunu. Başka takım da olsa gene öyle düşünürler. Ligden dolayı. Bence biraz oyuncular. Futbolcular lige değil takımların durumuna bakarak hı-hı oralara gitmeli. Şimdi şöyle bir durum var. Ben öyle düşünüyorum. Üst tap oyuncular onu düşünür. Şimdi hani şöyle bakıyorum olaya. Maddi olarak kazanç olarak çok yüksek para kazanmayan futbolcular benim dediğim noktayı düşünürler. Şimdi mesela ikincilikte üst tap oyuncular var. Serdar Cansu, Sertaç Can. Oyuncular olarak gitmezler. Mehmet Özdiraz mesela. Ama mesela böyle daha maddi olarak yüksek paralara imza atmamış, kendisini net olarak göstermemiş oyuncular benim dediğim noktayı düşünürler anladın mı? Der ki ben orada iki tane maçta bir şey yaparım, reklamı yaparım diye düşünürler. Oralara gidip çok kaybolan oyuncu da var ama işte. Var. Zaten bu yanlış. Ben onların bakış açısını bence söylüyorum. Bence kulübün durumuna değil bakıp gitmeliler. Tabii. Sıkıntı yaşamamak için. Aynen öyle. Çünkü Adana Spor'da kaç aydır para alınamadı. Hı-hı. Sürekli haberler oluyor. Hı-hı. Diğer hamleler için ne düşünüyorsun Serik için? Valla Serik'in yaptığı hamlelerde şimdi şöyle bir nokta var. Zaten Şenol Hoca Ercüment Eray'a taktığı tanıyor. Zonguldak Kömürspor'dan. Nokta kendi bir transfer. Burada fazlasıyla iş yapacaktır. Diğer oyuncular noktasında özellikle ben izleme taraftarıyım. Ben Salih'in oynama ihtimalini yüksek görüyorum ama diğer oyuncular bence en fazla alternatif olur. Salih bence birinci kaleci olacak. Evet. Vedat yedek kaleci olur. Ben öyle düşünüyorum. Diğer oyuncular Oğulcan ve Emir için de en fazla alternatif olurlar diyorum. Gol Var'ın katkılarıyla devam ediyor. Oğulcan zaten geçen sene de bu takımdaydı. Biliyorsun sözleşmesi yenilendi. Hakan Olkan da tecrübeli bir sağ bek. Hakan yine forma bulur. Ben Erbay Eker'i beğeniyorum mesela. Erbay lafım yok. Erbay bence yukarıdaki takımlarda bile alternatif olacak bir stoper. Evet, Erbay tecrübeli oyuncu, bir stoper. Disiplinli bir oyuncu. Aynen. Bakalım Serik Belediyespor'un grubu gerçekten iyi. Hani kırmızı gruba göre beyaz grup iyi. Şenol Hoca'nın eğer senin dediğin gibi istediği hamleler yapılabilirse
Ben de playoff'u zorlayabileceğine inanıyorum. Hı hı. Hani kalır bir şey diyemem. Bir şey diyemeyiz. Çünkü yani. Bu grup, beyaz grupta 4 tane takım ayrılıyor. Erokspor, Trabzon, Van, Buca. Van, aynen Buca ayrılıyorlar. İki takımın da hani 5 ve 6'da playoff'a kalacağını düşünürsek bu 4 takım %100 biri şampiyon olur. Diğer 3'ü playoff'a kalır. Diğer 2 takım kim olur? Kimler tırmalayacak? 10 Ağustos'tan itibaren. Transfere bağlı olacak. Evet, transfere bağlı. Bir de lig başladığında anlayacağız. Bakalım. Şenol Hoca'ya hayırlı olsun tekrardan. Serik Belediyespor'a da hayırlı uğurlu olsun. Evet, transferlerde inşallah sakatlıksız. İnşallah. Allah korusun. Sorunsuz bir sezon olur oyuncular için hem de takım için. İnşallah. 1461 Trabzon geçelim. Futbol Kulübü'ne geçelim. Karadeniz temsilcisi sizin de bildiğiniz gibi malum beyaz grupta şampiyonluğun güçlü adaylarından biri. 3 tane hamle yaptı Trabzon son bir hafta içinde. Trabzonspor'un genç futbolcusu Safa Akınalı'yı kiraladı biliyorsun 1 yıllığına. Trabzon, 1461 Trabzon. Pendik Spor'la son 2 yıldır şampiyonluk yaşayan tecrübeli stoper Tarık Tekdal'ı bu hafta içinde kadrolarına kattılar. Bir de genç bir futbolcu geldi Eser Bostan, 2004 doğumlu. Eser hakkında benim bir görüşüm yok. Bilgimiz yok daha doğrusu. Aynen hani öyle. Oyuncu net olarak şey izlemedik diyemem. Çünkü. Evet, bir şey diyemeyiz. Safa Akınalı yetenekli bir futbolcu ama bir türlü yeteneklerini sahaya koyamadı bugüne kadar. Hani beklentileri karşılayamadı maalesef. Bence Safa'nın şöyle bir sıkıntısı var. Ne gibi? Yani gittiği takımlarda maksimum taş çatlasa bir sene, ki bazı takımlarda yarım devre daha doğrusu oynadı. Bir takımla böyle bu sene mesela komple oynayıp bitirip bir daha o takımda devam etmedi dikkat edersek Sefa'nın. Hep kiralık gidiyor zaten. O yüzden bu oyuncunun ritmini de hiçbir şekilde düzene sokmuyor. Safa normalde iyi bir oyuncu. Yani tabii canım, uzaktan çok oyuncu şutları, değil. Ayağı pas yüzdesi iyi. Çevre kontrolü çok iyi. Ya Safa bana göre ikinci ligde, özellikle beyaz gruptan bahsediyorum, bence bu ligin üzerinde. Safa Akınalı bence TFF1'de orta sıra takımlarda da oynar. Tabii. Yani kötü oyuncu değil. Bana göre takım seçimlerinden dolayı ve istikrarlı oynamamasından dolayı o beklediğimiz performansı alamıyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Kendini tam olarak sahaya verdiğini düşünüyor musun Safa Akınalı? Tam olarak verdiğini düşünmüyorum. O ayrı bir şey. Ama vermeme noktasını da ben işte o yaptığı seçimlerden dolayı da görüyorum. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu biz mesela herkes çocuk oldu. Örnek veriyorum. Belli bir okula gider değil mi hep? Sen o çocuğu başka okula götür, alışamaz oraya mesela. Şimdi futbol da böyle. Sen şimdi bir Bolu'dasın, sallıyorum. Bir Tuzla'daydı ilk devre. Bir Trabzon'dasın. İşte atıyorum bir Erzincan'dasın. Sen ne kadar sahaya kendini verebilirsin ki? Bir de sen zaten şöyle düşünürsün psikolojik olarak. Ya ben her sene bir yerdeyim. Zaten ben bu yarım devrenin sonunda burada olmayacağım. Başka takımda olacağım. Burada kötü de oynasam beni etkileyecek bir şey olmaz diye düşünüyor. Hani oyuncuların böyle düşünmemesi lazım. Ha, bence bunu düşünüyorlar. Çünkü futbolcu psikolojisini biz biliyoruz. Kim nasıl düşünüyor, ne yapıyor? Çünkü bu işin içindeyiz. Biliyoruz yani nasıl düşündükleri, nasıl hareket ettiklerini. Konuşuyoruz o zaten. Bize de söylüyorlar hani bu şekilde. Hani oyuncuların biraz da böyle takımlarda istikrarlı kalma taraftarı olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela örnek vereyim. Trabzon diyelim ki şampiyon oldu bu sene. Direkt veya playoff'tan. Safa zaten kiralık geldi ama. Bir yıl kiralık geldi. Yani Trabzonspor'un oyuncusu Trabzonspor'un oyuncusu olduğu için zaten çıktığı zaman çıkarsa yani otomatikman gene burada devam eder. Gelir yani evet. Bu sefer ne olur? İstikrar olur. O yüzden Safa için burası bence tam biçilmiş kaftan. Ben burada zaten fazlasıyla iş yapacağını düşünüyorum. Mesela bu sene özellikle uzaktan şutları, gollerini izleme ihtimalimiz yüksek. Buradan söyleyeyim. Trabzon için ve Safa için de hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki. Tarık Tekdal tam nokta bir transfer. Bence de. Zaten bu ligde şampiyonluk yaşadı ikinci ligde Pendik Spor'da. Bir sene sonra da ardından birincilikte şampiyonluk yaşadı. Eyüpspor'da da ikincilikte şampiyonluk. Evet, Ümraniye Spor'la da var. Aynen, çok fazlasıyla çok var. Çok var. Tarık tecrübeli. Trabzon'un şöyle bir avantajı var. Arka ikili de stoperde Ümit Kurt, Tarık ayağı iyi pas yapar. İki oyuncu. Aynen. Ve bu oyuncuların ilk müdahaleleri çok seri ve tam yerinde. İkinci nokta önünde Emir Alagöz gibi, Tunahan Ergül gibi. Nizamettin var. Nizamettin gibi. Ayrıca Safa Kınalı da ortada çok aynen fazlasıyla hani iş yapan bir oyuncu. Oynayabilen bir oyuncu daha doğrusu. Ya bu oyuncuların hepsi cidden hani bak hepsini alıyor. Emir Alagöz atlamayalım. Hepsi, sen söyledin Emir'i zaten. Söyledim mi? Bir anda tabii atladım diye düşündüm. Yok hepsini hepsi söyledim. Hepsi ayağı iyi pas yapan oyuncular. Aynen. Bak ciddi anlamda. Ha şöyle bir noktada. Trabzon bir de kavgacı ve agresif bir takım oldu. Evet. Ne diyorsun? Bir de şu noktadan da bakabiliriz. Hani ayağı pas yapıyor ama bir de tam tersinden de alabiliriz. Ayağı iyi pas yapan oyuncular ama orta sahada çok böyle defansif oyuncu da var. Mesela Emir Alagöz çok hücumda skor yapan bir oyuncu değil. Nizamettin Çalışkan da artık hem yaşının verdiği şeyden dolayı o da skor yapan bir oyuncu değil. Orada skor yapacak iki tane oyuncu var. Birincisi Tunahan Ergül, daha Behlül çok ileri çıkacak. Behlül 10 numara olduğu için söylüyorum. Hani ayırıyorum onu.
daha çok 8-6'dan aldım. Çünkü belli dışında 10 numara yok takımda. Hepsi 8-6. Kerem Baykuş. Kerem Baykuş kanatta da çok oynayabiliyor geri geldim mi. Mesela geçen sene Uşak maçında kanada çok mesela kayıyordu. Birçok maçta kaydı. Şimdi Behlül de aynı şekilde. Urfa'da mesela kanatta oynadı. Sağda oynattı. Burada da belki kanatta oynayacak. Ama Behlül net bir 10 numara. Aynen. Uğurcan var zaten. Uğurcan sol açık ama. Ama Van'da sağda da oynuyordu. Trabzon'da şöyle bir Soma'da nokta var. Soma'da da sağda oynadı. Net böyle bölgesinde o orta alanda kanattaki oyuncular net aynı. Şurada oynuyor diyemiyorsun. Ha, Emre Alagöz'ü net söylüyorsun. Bence Trabzon daha transfer yapacak. Dün hatta bir açıklama vardı. İsmini unuttum. Dün ben Celil Başkan'a sordum zaten. Çok özür dilerim. 5 transfer yapacağız diye Hakan sosyal Sağlam medya... Mı? Vallahi unuttum. Hani çok özür Suat dilerim. Suat Ekimoğlu mu yoksa? 5 tane daha transfer yapacağız diye kendi kulübün kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapmışlardı. Hı hı. Daha oyuncu alacak Trabzon zaten. Ben zaten dün Celil Başkan'la konuştum. Sordum. Ne dedi başkan? Dedim başkanım 5 transfer daha yapacakmışsınız diye. Yani o açıklamayı istenaydı. Sen bana zaten söylemiştin aynen, ya. Aynen öğlen demiştim o da, sana. Evet dedi transfer yapacağız dedi. Zaten önceliği şu anda Trabzon'un acilen forvet ama yani piyasada forvet yok. Piyasadaki forvetler şu anda takımlarında olan oyuncular var. Mesela birincilikte de bu var. Celil Başkan'la konuştuğumuzda da mesela söyledim. Hani ciddi anlamda tough forvetler şu anda boşta olan oyuncu yok. Ya bir bonservis vereceksin ya da çok ciddi anlamda yıllık ücret vermen lazım. 3-4 milyonlara çıkman lazım. Şu anki piyasayı biliyoruz. Hani o yüzden ciddi anlamda forvet sıkıntısı var. Trabzon'un ilk alacağı o mevki forvet mi yani? Tabii forvet yok şu anda. Direkt. Batuhan büyük ihtimalle gidiyor. Başkan bunu da söyledi. Kerem de gidiyor. Ben sana bunu geçen hafta söylemiştim. Hani zaten Kerem'i gene bir tık ayırıyorum da Batuhan %99 gidecek gibi duruyor. Senin söylediğin noktada yönetim anlamında herhalde isim şu olması lazım. Başkan vekili Suat Hekimoğlu var. Başkan yardımcısı Hüseyin Canım var. Ayrıca yine başkan yardımcısı Hasan Aydın var. Bir de sportif direktör Onur Çebi var. Hani onlardan birisi açıklama zaten anladım. Yapmıştır. Tamamdır. Trabzon'un bence yani eğer Batuhan giderse bir forvet de yetmiyor. Kerem Baykuş da mı gidecek? Tabii. Gitmek istiyorlar dedi başkan. Anladım. Enis Destan'dan o zaman bir forvet gelebilir buraya. Bakalım Enis'ten de şu anda bir şey yok. Onu da hiç dün sormadım ama. Bruno Petković alırsa Trabzonspor çünkü. Şey oluyor. Maxi Gomez var. Petković var. Hı hı. Umut Bozok var. Enis Destan 4. forvet olacak. O zaman kiralanabilir. Aynen. Çünkü Trabzonspor'un pilot kulübü oldu biliyorsun. 1461 Trabzon FK. Hı hı. Futbol kulübü. Oradan gelen oyuncular olabilir. Aynen. Ne dersin? Kesinlikle öyle. Bakalım yani merakla bekliyoruz. İnşallah Trabzon'da kazasız belasız İnşallah. Bir şekilde bu transferlerden faydalanır. Sakatlıksız bir sezon olur. Oyuncular için de. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Safa'yı da Tarık Tekta'da nokta transfer görüyorum. Ben de seninle aynı görüşteyim. Başarılar dileyelim 1461 Trabzon Futbol Kulübü'ne de. Bir diğer ekibe geçelim. Kırmızı grubun iddialı takımı Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'ne geçelim. Iğdır bu hafta transferde bayağı hareketliydi biliyorsun Iğdır FK. Balıkesir Spor'dan genç sağbek Hüseyin Karabey'i aldılar. Kırklareli Spor'un 10 numarası Hüseyin Eray Karataş'ı kadrolarına kattılar bu hafta. Umut Mert Toy geldi Pendik Spor'dan genç stoper. Bu oyuncu 2001 doğumlu. Yüksek ihtimal kontenjan için yapılan bir transfer oldu diye düşünüyorum. İsmet Yumakoğulları geldi Kocaeli Spor'un yedek kalecisi. Bence İsmet burada da alternatif kaleci olacak. Bir de Manisa FK'dan tecrübeli kanat oyuncusu Selim Ilgaz. Iğdır Futbol Kulübü'nün son hamlesi oldu. Bana göre yapılan bu transferlerin hepsi alternatif oyuncu olurlar. Iğdır bu hafta kulübe için transferler yaptı. Benim kendi görüşüm. Sana göre bu transferler kulübe transferleri olabilecek oyuncular mı? Ben bakıyorum transferlere. Bana göre değiller. Ben Umut Mert Toy'u hiç izlemedim. Onun için bir şey diyemem. Hüseyin Eray Karataş zaten orada 10 numarada Kerim Avcı var. Hani o yüzden hani alternatif Muhammed Reis de hala takımda bir de. Takımda 3 tane 10 numara oldu. Hüseyin Karabey'i ben beğeniyorum. Yetenekli bir futbolcu. Burada bir de iyi futbolcularla oynayacak. Kendini gösterebilir. Hani yetenekli bir futbolcu. Selim Ilgaz kariyer performans olarak düşüşte. Onu kabul ediyorum. Ama bence çok kaliteli bir futbolcu Selim. Burada zaten Halil İbrahim'in alternatifi olacak. Şu an Iğdır'da Halil İbrahim varken zaten kimse gelip onu kesemez. Çok zor. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Selim de alternatif olacak zaten. Ha geçen sene Çorum'da 14 maça çıktı. 2 gol attı. Burada da Selim yani 5 ile 10 arası gol atarsa zaten sezon sonuna kadar bence beklenen katkıyı yapar. Çünkü birinci sağ açık Halil İbrahim olacak. Hı hı. Bence Iğdır'ın sola adam alması lazım. Bence Iğdır Selim noktasında yanlış yaptığını düşünüyorum. Neden? Çünkü Halil İbrahim 11 olacak zaten ama şimdi tamam. Diyelim ki bir sakatlık oldu Allah korusun. Futbol işte bunlar var.
veya bir cezalı oldu veya performansı çok düşük, verim alamıyorsun. Ya bunlar her takımda olabiliyor. Adam geliyor, mesela en büyük örneğini sana vereyim. Bu ligin top noktasında koyacağın kanat oyuncularından biri olan Onur Ramazan Toprak, İskenderun'da hiçbir şey vermedi. Orada bak playoff'a girdiler, playoff kadrosuna alınmadı. Şimdi Halil İbrahim'de de sen performans vereceğinin garantisini verebiliyor musun? Veremiyorsun. Ama kariyerine bakarak, futboluna bakarak diyoruz ki iş yapar. Ama tam tersi Onur Ramazan gibi olabilir. Şimdi diyelim ki öyle oldu. Selim Ilgaz'a kaldı. Selim Ilgaz'ın performansı düşük. Arkanda başka oyuncu da yok. Nasıl olacak? Şimdi Selim Ilgaz gibi bu tarz oyuncular antrenöre koyduğun zaman da ve bir de bunun sakatlık yaşama durumu var. Şimdi bir çaprazı koptu Hatay'da. Bir de geldi Çorum'da da bir sakatlık. 20-21'de koptu. Bir de Çorum'da da sakatlık yaşadı kısa bir dönem. Hani böyle noktaları olan bir oyuncunun transferi yanlış. Bir de Iğdır'da şöyle bir sıkıntı var. Niye kaleci geliyor sürekli ve gelen kaleciler bana göre hep iyi kaleciler gelmiyor. Furkan'la İsmet geldi işte. Aynen. Bir de Oğuz gitti. Cihan gelmedi mi? Yok. Başka kaleci gelmedi. Afiye Furkan Köse geldi. İsmet geldi. O kadar. İki tane kaleci bana göre fazla. Neden fazla diyorum? Ama şundan yedekte dolayı, kaleci yoktu. Şundan dolayı zaten. Neden? Giden kaleci. Bu iki kaleci topladığın zaman da Oğuz'un yarısı etmez bana göre. Oğuz Çalışkan İsmet'ten de iyi. Bunu bence sen de katılıyorsun. İsmet'ten iyi tabii canım. Ona bakarsan bana göre Furkan'dan da iyi. Bu bence benim de kendi Furkan'dan görüşüm. İyi. Şimdi ama iyi Furkan bir... bence çok kötü bir kaleci değil yani. Ben Sakarya'da şampiyon oldu. Ben, Samsun'da oldu. Ne Samsun'da olduğu zaman da kim oynadı kalede? Yedek de orada da. Sakarya'da olduğunda kim oynadı baktığın zaman da? Iğdır da bence şu an en büyük sıkıntı sol bek ve sol açıkta benim kendi görüşüm. Ben kale noktasında sıkıntı olduğunu düşünüyorum Iğdır'da. Bak bu sezon içinde buradan söylüyorum. Bugün 28 Temmuz herhalde yanlış söylemiyorsam. Aynen Temmuz ayını bitiriyoruz az kaldı hayırlısıyla. Yani Iğdır kale noktasında çok sıkıntı yaşar. Bak. Olabilir. Menemen'in muhteşem bir kalecisi var. O zaten rakibini. Bir de rakibine verdin kaleciyi. Hani sen bunu zaten eleştirmen lazım. Iğdır Oğuz'da niye devam etmedi ben de anlamadım. Şimdi bak hani sen hep sen benden daha çok söylersin bunu. Hani bir takım bir oyuncuyu ister taraftar hep yazar sen dersin ya adam salak mı rakibine iyi oyuncusunu versin. Hey Iğdır en büyük kaleci en büyük ben senin dediğin nokta atanla tutan iyi olacak. Sen atanla vermesin rakibine. Bunu eleştir işte bunu konuş ya mesela İsmet'le Furkan'ı kıyaslama. İsmet'i ben de beğenmiyorum. Furkan'ın ben yeterli olacağını düşündüğüm için bir ben şey ben düşünmüyorum demiyorum. Mesela. Çünkü Furkan'ın bize gözümüze parmak çaldığı bir noktada bir kale net olarak böyle bir ana bir 10 maç say veya bir yarım devre say desen sayamazsın Sakarya'da objektif olarak. Sakarya'da kötü değildi. Ya yok neyse ya Sakarya'da uzaktan 7 golü bilmiyor musun? Ya sezon başlayınca bakalım. Douglas Tankebi vurdu. O gün kalede Furkan vardı aynen. Ama orada eski bir Samsunlu olduğu için o gün konsantre olmadığını düşünüyorum. Ya bırak sen yine olayların gene şeyine giriyorsun. Yok şöyle oldu yok. Valla ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Iğdır'ı o konuda uyuruyorum. Selim Ilgaz. Ahmet Spor'un şu an 4 tane kanat oyuncusu var. 4'ünü topla Selim Ilgaz'ın sağ ayağı etmez. Ya kariyere bakarsan öyle son döneme bakacaksın. MKK Sedat Şahin Türk'ü aldı. Selim Ilgaz Sedat'tan 10 kat daha iyi futbolcu. Selim'in 3 tane şampiyonluğu var alt liglerde. Fransa altyapısından gelmiş bir oyuncu. Ya kariyer öyle. Son dönem önemli bizim tamam, için. Ben, şimdi Fransa altyapısında gençti. Form geçici, klas kalıcıdır. Burada Selim kendini her an bulabilir. Türkiye'nin bana göre şu an en iyi kulübüne geldi alt liglerde. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen Iğdır en iyi kulübü. Sen şimdi bulabilir diyorsun ya. Ben yapamayacağını düşünüyorum. Niye? Nedenlerini sayıyorum ama. Ben gözüküyor. Bu adam yapamaz demiyorum. Diyelim ki sezon başladı yapamıyor. Bu sefer sen olmadı dediğin zaman da onu ben kabul etmiyorum. Ben neden biliyor musun? Zaten Selim'den büyük beklentilerim yok ki. Ben kendim diyorum. Halil İbrahim birinci sahacı. Yok ben de işte şeyden Selim... diyorum. Sakatlık durumları falan olursa Allah korusun. Ya öyle şimdi... bakarsak Ömer Şişmanoğlu mesela müthiş bir paraya geldi. O da ilk maçta sakatlanabilir. Kerim Avcı da olabilir. Hani... Ama forveti var orada. Hı? İkamesi ben... Tahir Babaoğlu'nun da farklı takımlarla adı geçiyor. Ben ikamesinden bahsediyorum. Mesela... Hani o adam sakatlığının noktasına bakarak değil. Şimdi mesela orada ikamesini iyi kurmuş. İyi ikame var. Ama burada yok. Şimdi mesela 10 numara noktasına da bakacağım. Kerim iyi bir 10 numara evet ama ikamesi iyi değil. Muhammed Reis var. Muhammed Reis'i Eray saymıyorum. Karataş Hüseyin'i var. Zaten söylüyorum. Muhammed Reis zaten oynamayacak bence. Bence Mehmet büyük... Özdiraz var bu ligin en iyi 10 numaralarından. Mehmet Özdiraz iyi ama ben Mehmet Özdiraz'ın daha önce söylediğim için konuşmuyorum. Ben sol açıkta oynayacağını düşünüyorum. Mesela çünkü Hurşit Taşçı'yı övüyor herkes. Hurşit geçen sene Çorum'da 17 maça çıktı. Bir golü var. Selim Ilgaz 14 maça çıktı. 2 golü var. Hurşit daha çok süre aldı Selim'den. Çünkü mesela. İşte son noktasında, son döneminde Hurşit daha iyi durumda. Bir gol attı Hurşit, Selim'in iki golü var. Halbuki kariyere bakarsan Selim Ilgaz 3 tane Hurşit yapar. Selim'in kariyeri ama çok kariyer önemli değil. Her zaman söylüyorum. Gittiği takım da son durum önemli. MSC Özil de Fenerbahçe'ye geldi.
O zaman dememiz gerekiyor ki Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Arsenal'de muhteşem oldu. Beni ilgilendirmez ki Fenerbahçe'de ne verdi, ne yapacak o önemli. Selim Ilgaz için de bu geçerli. Bak Selim Ilgaz, Ahmet'e gitsin gene aynısını söylerdim ben. Bunu bence herkes Selim Ilgaz Ahmet'teki kanatların hepsinden daha üst düzey. Şimdi Çeçenoğlu'nun adı geçiyor, ondan da iyi kanat oyuncusu. Ben son dönemine bakarım, ben kariyere bakmam. Sen orada onu ayıramıyorsun. Kariyer öyle bakarsak. Şimdi mesela Ömer Şişmanoğlu konuştuk. Uğurcan da çaprazı koptu. Şimdi ilk defa maça burada çıkacak. Nizamettin de sakatlıktan çıktı. Onları zaten onlar söyledik. Da çok kaliteli futbolcular. Onların hepsini başkana söyledim zaten. Kendilerine bulurlarsa biliyorsun. İş yaparlar. Yani bu iş biraz Rus ruleti gibi, risk alacaksın yani. Bu oyuncunun kariyerine güvenerek Can Türk başkan ben aldı. Şöyle yapıyorum ama Selim'in. Sende para varsa böyle riske girmemen lazım. Git net getir. Anladın mı? Git. Atıyorum sana. Biliyorsun zaten gündemde olan Emircan Altıntaş var işte, onu getir. Anladın mı? Ya getir. Emircan'ı alabilirdi, ıdır da yani ha. Neden almadılar ben de anlamadım. Anladın mı? Yani şeye git, nete git. Sende çünkü bütçen var. Ha sen Kırşehir gibi, var. Zonguldak, Serik gibi olursun. Ben bu riske girmek zorundayım dersin, anlarım. Çünkü senin maliyetin, bütçen belli ama sen ıdırsın, Ahmet'sin. Ahmet de mesela gitti bitik oyuncuları getirdi kanatta. Ya ıdır sağ açıkta Mert Örneği de oynatır ama orada oyuncu var. Var ama bence büyük ihtimalle Mert sağ bekte oynayacak çünkü. Sağ bekte Batuhan Suer oynarsa Mert sağ açıkta oynar. Batuhan bu ligin en iyi sağ beklerinden biri, sana söyleyeyim. Iğdır'ın en büyük sorunu sol bekte. Mehmet Erdem Uğurlu'nun önüne oyuncu lazım. Sol açıkta da lazım bence. Ha ben Mehmet Özraz'ın oynayacağını düşünüyorum ama başka oyuncu noktasında sıkıntı var. Ben Iğdır'ın yerinde olsam Urşit Taşçı'yı alırım direkt. Urşit'te farklı şeyler söyleniyor ama. Sıkıntılı. Ne kadar doğru, aynen. Peki tamam. Yani takım sen içinde huzursuzluk doğru. Yaratıldı, anladın mı? Ben de Tahsin Hoca ile sıkıntı yaşadığına dair bilgi aldım demiştim i̇şte, biliyorsun. İşte büyük ihtimalle ben bana gelen bilgiden dolayı bir sıkıntı yarattıysa oyuncu, Tahsin Hoca da onu görüp göndermiş olabilir. Olabilir. Bu bize gelen bilgiler. Bize hani yalan dolan bilgi de geliyor. Doğru bilgiler de geliyor. Tabii. Ama genelde bir sıkıntılı noktada bilgi geliyorsa genelde bu yalan gelmiyor, doğru çıkıyor. Bak bunu hep biliyoruz yani. Programlarda kolay kolay bunları söylemeyiz. Ya şu an Iğdır'la menemen kırmızı grupta ön plana çıkan takım. Aynen. Ahmet onu şu anda onların çok çok altında hamleler yaptığını düşünüyoruz. Doğru. Hamlelerin hayırlı olmasını dileyelim Iğdır için. Iğdır'a aynen. İki taraf için de inşallah kazası belası bir sezon olur. Iğdır da lige çok zor bir maçla başlayacak. İstanbul'da Arnavutköy deplasmanı. Konuşacağız onu zaten. Arnavutköy'de. Maç haftası geldiği zaman. İnşallah o günleri hani. Kısmet olursa. Aynen öyle. Belediye Derince Spor'a geçelim. Geçelim. Kırmızı grubun yeni ekibine, ikinci ligin yeni ekibine. Derince 3 hamle yapmıştı ama bir transfer iptal oldu sonradan. Oyuncuyla yollar ayrıldı. 2 hamle yapmış oldular. Tecrübeli stoper Erman Bulucu'yu kadrolarına kattılar. Bir de Çorum FK'dan genç futbolcu Taha Aydınlı'yı aldılar. Erman bence nokta transfer oldu. Erman şampiyonluğa oynayan takımların stoperi net bir şekilde. Taha da genç bir futbolcu. Derince'nin bu sene şöyle bir stratejisi olacak. Bir, hem tecrübeli futbolcuları almak hem de genç oyuncuları onların yanına harmanlayıp kulüp başkanı Erdin Şehit'in politikası bu. Bu oyuncuları da parlatmak olacak. Hı hı. Derince'nin ben kırmızı grupta sıkıntı yaşayacağına inanmıyorum. Çünkü tecrübeli futbolcular da alıyorlar. Ne tam tersi daha kötü takımlar var zaten. Hem ona o var göre. Hem de bence Derince kötü bir kadro kurmuyor. Yani şöyle mesela Erman şampiyonla oynayan takımların stoperi. Hı hı. Iğdır'a koy, Ahmet'e koy, Menemen'e koy. Hı hı. Erman hepsinde 11 oynar. Erman'da şöyle bir nokta var. Erman zaten iyi bir oyuncu. Yani. Hayırlı olmasını dileyelim. Tabii ki. Tek bir şey soracağım Erman'la ilgili. Erman sence son dönemde biraz istikrarsızlık var mı takımlar noktasında? Bence yok. Şöyle, İnegöl'de çok iyiydi biliyorsun zaten. Forvetler kadar gol attı. 4 golü var yarım devrede. Çünkü Pendik. Pendik'te oynamadan Tarsus'a... Pendik'te oynadı ilk devre ama ya. Maç sayısı yani iyiydi. Ondan sonra diyorum şeyden yani. Gitti yani o anlamda söylüyorum. Kalmadı yani oynamadı derken yanlış orada söyledim. Pendik bir şey yaptı. Berkay'ı aldı Erman'ı yolladı. İşte olabilir. Gitti Tarsus'a geldi. Tarsus'tan gitti Kastamonu'ya gitti. Evet. Kastamonu İnegöl. İnegöl'den evet. Derince. Hani takımın noktasında bir istersizlik var. Aynı mesela biraz önce şeyde konuştuk bir oyuncuyla ilgili. Çok takım Safa Akınal'da konuştuk. Safa. Hani o noktada Erman'da da böyle bir istikrar göremiyoruz. Ya, gerçi şöyle bir nokta var. İkincilikte birçok oyuncu zaten istikrar bir takımda oynamıyor. Hep takımların durumu da buna oyunculara yol mecbur açıyor ediyor, bence. Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Erman iyi stoper yani Erman her iyi. Takımda oynar rahat. Bir transfer yaptı. Taha da bakalım burada bir fırsat bulacak. Eline geçen şansı nasıl kullanacak? Bakalım hayırlısı olur inşallah. Aynen öyle. Hayırlısı olsun. Bir diğer takıma geçelim. Ankara Spor'u konuşacağız. Beyaz grupta yer alacak Ankara Spor bu sene. Başkent temsilcisi 2 transfer yaptı. Tecrübeli futbolcu Olcay Şahan ve Esenler Erokspor'dan genç sol bek Cenk Doğan'ı aldılar. Olcay Şahan çok tecrübeli bir futbolcu. Milli takımda yıllarca oynadı. Almanya'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da önemli bir kariyeri var.
Cenk de geçen sene Erok'taydı. Ben Cenk'i pek beğenmiyorum, onu söyleyeyim. En zayıf halkasıydı Erokspor. Ama beyaz grubun, hani bu zayıf beyaz grup be yani kağıt üstünde, Olcay Şahan'ın net fark yaratacağını düşünüyorum. Bence Olcay Afyon'da da iyi bir sezon geçirdi. Yorumun ne olur? Aynen. İki oyuncunun da hayırlı olmasını dileyelim. Tabii ki. Cenk Doğan bana göre geçen sene Erokspor'un en zayıf halkalarından birisiydi. Ben de birçok maçta zaten takımı yakan noktada oldu. Doğru. Hani zaten takım için iyi bir noktada olsaydı Erokspor kolay kolay zaten bırakmazdı. İyi oyuncular çünkü takımda kaldı birçok noktada. Erok'ta para da var. Hani oyuncuları aynen bırakmıyor. Şansı da var. Olcay'ın iş yapacağını düşünüyorum. Çünkü taraftar baskısı, stres yok. Doğru. Geçen sene Afyon'da iyi oynadı. Bana göre işte Anıl Ata. O da Anıl da buraya geldi. Buraya geldi zaten. Aha, ki aynen. Dün birçok böyle şey geçti. Kaan mı? Afyon Spor için konuşuyorum. Onu zaten Afyon'a gelince de konuşuruz. Afyon'u konuşacağız zaten. Birçok oyuncu Karaman'la adı geçiyor. Ha, evet doğru. Aynen öyle. Yani biraz böyle Ankara Spor'a dağıldı oyuncular. Başka takımlara dağılıyor. Olcay'ın ben burada iş yapacağını düşünüyorum. Ankara Spor'da ayrıca geçen hafta konuştuk ama Anıl da çok iyi bir transfer oldu. Ankara iyi hamleler yapıyor zaten. Raşit geldi. Evet. İbrahim Sürgülü geldi. Futbolculuk anlamında iyi İbrahim oyuncular Sürgülü'ye zaten. İbrahim Sürgülü'ye artık bir altına çizgi çiziyorum. Urfa Spor'da o yaşananlardan dolayı. Serdar Hoca döneminde. Aynen öyle. Peki bakalım. Ankara Spor'a da başarılar dileyelim. Evet, başarı dileklerimizi iletelim. Bir diğer takımımıza geçelim. Geçelim. Arnavutköy Belediyespor'a geçeceğiz. Transferinizi takımı. İstanbul temsilcisi dün bayağı bir transfer açıkladı biliyorsun. Öğlenden akşama kadar sırayla açıkladılar hani. İstanbul ekibi Mustafa Diler'i kadrosuna kattı Karacabey Belediyespor'dan. Mustafa orta sahada oynuyor biliyorsunuz. Metincan Cici geldi. Metincan Altdikler'in en efektif hücum oyuncularından biri. Bana göre yetenekli, kreatif oyuncularından biri. Topun ayağına en çok yakışan isimlerden biri bence. İrfan Akgün'ü aldılar Buca Spor'dan. İrfan çok kıymetli bir 8 numara bence. Önemli bir futbolcu ikincilik için. Erkul Küçük geldi Van Spor'dan. Erkul iyi bir sol bek, onu söyleyelim. Eren Bektaş'ı aldılar Ankara Demir Spor'dan. Eren geçen sene piyasa yapan oyunculardan biriydi, onu söyleyebiliriz. Bir de Cantu Temel'i kattılar kadrolarına Ahmet Spor'dan. Kaleci Cantu'yu aldılar. Bence Arnavutköy iyi hamleler yaptı. Mesela Arnavutköy de kırmızı grupta. Şimdi Arnavutköy de ortalığı karıştırabilir yani. Bence playoff'u zorlayacak takımlardan birisi. Mesela kendi evinde oynadığı maçlarda Iğdır gibi, Ahmet gibi, Menemen gibi yukarıya aday olan takımlara çelme takma anlamında Arnavutköy tehlikeli futbolcuları aldı yani rakipler için. Ne düşünüyorsun? Şimdi bana göre öncelikle transferin hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki de hayırlı diliyorum. Olsun. Mesela Arnavutköy'ün yaptığı bu hamlelerden sonra mesela Arnavutköy'e ben daha olumlu bakıyorum mesela İskenderunspor'a göre. Neden İskenderunspor'dan alıyorum? Karaman'a göre de atıyorum. Yok, ya para olduğu için de yok, Karaman kadro yapamadı. Yok yok, onları hiç almıyorum. İnegöl'den de iyi kadro kuruyorlar. Onları hiç almıyorum. Bak farklı bir şeyden bahsedeceğim. Ben anlatayım. Peki tamam. Geçen sene zirve oynayan ve şampiyonluğu hedefiyle oynayan takım noktasına bakarak konuşuyorum. Burada İskenderun var geçen. Bir de Ahmet var geçen sene. Ahmet'i katmıyorum. Ahmet'ten zaten hani Ahmet zaten Arnavutköy'ün üzerinde bir şey. Şimdi İskenderun bir para harcamadı. Ayıralım bak ben anlatayım. İskenderun bir hedefle girmiyor bu sezona. İşte Ahmet, Menemen, Iğdır bunlar hedefle giriyor. Şey hedefle girmiyor İskenderun. İskenderun hiç üst düzey transfer yapmadı zaten. Zaten İskenderun'un yerinde olsam ben de girmem. Geçen o yüzden sene tahribat yaşadı. Arnavutköy'le ben İskenderun'u bu anlamda kıyasladım. Erzincan'la da kıyaslarım şimdi. Çünkü Erzincan da geçen sene playoff oynayan, hatta Ero'yu eleyen, şampiyonluk noktasında bile bir kadrosu olan bir takımdı. O dağıldı. Erzincan'da büyük sıkıntı var. Hatta dün bir olay olmuş. Sponsordan bana parayı önceden istemişler direkt. Hani alacakları tarihe göre. Aha. Erzincan'da çok büyük problem aynen var. Tüm takım gitti. Ha, o yüzden Arnavutköy'e yaptığım kıyas bu. İnegöl, Karaman ben bunları kıyaslamıyorum. Yok ben şey açısından diyorum. Şöyle. Mesela Karaman'da da maddi olarak para var ama şimdi Arnavutköy'ün yaptığı hamleleri Karaman yapabilirdi. Çünkü başkan çok zengin, Almanya'da yatırımcı hani maddi olarak ama şimdi Arnavutköy'ün aldığı adamlar mı? Metin Cancici Iğdır'da oynar, Ahmet'de oynar, Menemen'de 11 oynar hepsinde. Bir de hani ben geçen seneki takımlardan bakarak söylüyorum ikincilik. Hani o yüzden Karaman'a aksar oraya hiç dahil etmiyorum. Yok ben senin o demek istediğini anlıyorum ama ben de şunu demek istiyorum. Ben de sana Erzincan konusunda hani şöyle diyeceğim. Erzincan zaten bu sene ligde kalmaya oynayacak. Büyük sıkıntı var. Yani, feda sezonu. Vallahi direkt. Ben burada Erzincan Spor için 4 sezondur eleştiri yapıyorum. Ben Erzincanlıyım. Ona rağmen eleştiriyorum. Bana diyorlar sen nasıl Erzincanlısın? Hiçbir takımı korumuyorsun. Ben niye koruyayım ki? Takım kötü yapıyorsa, yanlış yapıyorsa söylerim. Doğru yapıyorsa onu da söylerim. Sen Erzincan hainisin. Geçen sene mesela ben ne dedim? Bu kadro şu ana kadar Erzincan Spor ikincilikteki kaldığından beri en iyi kadrosu dedim. Geçen hatta sezon başı dedim ki bu takımın şampiyon olabilecek bir kadrosu var. Bak devre arası buna 2-3 hamle yap. Çok da yapma. 2-3 hamle yap.
Yemin ediyorum şampiyonluk bir kadrosu var. Ama şunu altını çizdim. Yönetim sürekli yanlış hoca getiriyor. Hikmet Sevim, Ümit hiç kimse Karan. Sevemedi. Ümit Ahmet Karan. Yıldırım geldi, takımın üstüne adeta yıldırım düştü. Ümit Karan da Ümit geldi. Karan geldi, her taraf karanlığa büründü. Hikmet Sevim'in geçen adı Düzce Spor'la geçiyordu. Erzincan taraftarları oraya yorum yazmış, hoca kulübeden çıkmıyor. Hikmet Sevim Düzce Spor'a giderse Düzce Spor dümdüz olur. Ben Düzce Spor'da bugün açıklama olabilir. Hatta Levent Şahin'in adı geçiyor. Geçmiş olsun Düzce Spor için. İki hoca ya yani resmen... Açıklanırsa konuşuruz. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mehmet Yıldız da sportif direktör olabilirmiş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Düzce. Bu takımlarımız nasıl yönetiliyor? Nasıl seçimler yapıyor anlamıyorum. Ya bak, iki tane isim söyledin bana. Hani para benden çıkmıyor. Beni ilgilendirmiyor da cidden bu piyasadaki... Biz program yapıyoruz. Ya o yüzden konuşuyoruz. Yani yorumlama anlamında söylüyorum. Ben şey anlamında diyorum. Hani beni ilgilendirmiyor. Sonuçta benden çıkmıyor para. Yani biz burada konuşuyoruz. Bakmıyoruz. Aynen. Kim geliyor onun yanında. Ben şey anlamında ona diyorum. Sana o konuda katılıyorum. Piyasada ilginç bir durum var mesela. Hani görev alamayacak isimler böyle takımlarda mesela. Gidiyor görev alıyor ama... Hak ettiği halde de bazı hocalar oralarda görev alıyor. Aynen. Şimdi bana öyle iki tane isim söyledin. Var. Ya iki tane isim geçen sene çalıştı takımların anasını ağlattı. Ya anasını ağlattı. Bunu herkes biliyor. Nasıl görev geliyor bu isimlere? Ya ben burada her şeyi her zaman söylüyorum. Bizim kimseden çekincemiz yok. Türk futbolunun hali. İkili ilişkilerle bu işler yürüyor ben yani. Ben şey anlamında diyorum beni ilgilendirmiyor anlamında. Şöyle para benden ya çıkmıyor. Zaten onu, onu söylemene gerek yok ki. Ben zaten onu düşünerek yorum yapmıyorum ki. Bizim işimiz bu. Ben sadece şaşırdığımı belirtiyorum. Çünkü hani piyasaya bakıyorsun bazı hocalara. Hiçbir başarıları yok ama sürekli takım buluyorlar. Aynen öyle. Bazı hocalara da bakıyorsun kariyerlerine. Başarılılar cidden. Hı-hı. Şans hak ediyorlar. Bir tırnaklarıyla kazıyorlar. Evet. Ama bir yere gelemiyorlar. Gelelim. Şans alamıyorlar. Arnavutköy Belediyespor'a geri dönelim. Şimdi Metin Can Cici, İrfan Akgün çok iyi arkalı önlü oyuncular orta sala, orta alanda. Metin Can kanatta da oynuyor. Sence burada nerede oynatılır? Ortada oynar. Onda mı oynar? Onda oynar. Belki. İrfan Akgün de çok iyi bir 8 ki o da 10 numara oynayabilen bir oyuncu. Geçen sene Bursaspor'da yüzüne bakılmadı. Ben orada oyuncuların hiçbirine suç bulmuyorum Bursaspor'da yüzüne bakılmayan. Orada büyük bir tahribat yaratan, takımdaki oyuncuları mundar eden, takımın oyununu performansını mundar eden bir Sait Karafırtına var. Birazdan Bursaspor'a geleceğiz. Ben de sana başka bir ilginç olay söyleyeyim. Mazlum'la Lokman affedildi. İdmanlara çıkıyor. Hı hı. O zaman playoff finalinde neden oynatmadınız? TFF 1. Lig'e çıkardı. Bak hala arkamın iddiasındayım. O gün Kemal Rüzgar cirit atamazdı. En kötü Mazlum'la Lokman bir sert müdahale yapardı, bir şey yapardı. Ben Bursaspor'un birazdan konuşacağız Yasin transferini de. Sen geçen sene kadrodur. Bak buradan kaç kere söyledim Buca'ya. Hani ben bırakmayın bırakmayın. Sen playoff finaline stopersiz çıktın. Takımın 3. sol beki 11'de stoper olarak maça başladı. 3. sol bek. Şimdi hani orada herkesin düşüncesi farklı olabilir. Geçiyorum. Peki sence buna sebep olan kimdi işte? Sait Karafırtalar. Tamam hani da. Ben hep eleştiriyorum ya hocaları. Mesela Sait Karafırtalar ben çok eleştiririm. Herkes der ki sen niye mesela eleştiriyorsun? Bak işte her gittiği takımda bir şey var ki ben eleştiriyorum. Sen söyledin. Şimdi bu adam buraya dönüyorsa demek ki orada onu tutan Sait Karafırtalar'dı. Orada hoca dese ki ben şimdi çünkü yönetim değişmedi. Aynı yönetim var. Eğer yönetimin düşüncesi olsa burada da bu devam ederdi. Yani bu oyuncular kadroşu kalırdı veya gönderilirdi. Ben orada Cihan Başkan'ın yerinde olsam inisiyatif kullanıp oyuncuları i̇şte oynatacaksın hocam. İşte öyle inisiyatif olmuyor. Bu sefer derdi. Hocanın içine karışmış oluyorsun. Orada nokta işte hocalar. Bak taraftar ne dedi? Biz bu hocayı istemiyoruz dedi. Hocayı gönderdiler. Tamam da hocalar bugün hancı yarın yolcu. Para başkandan çıkıyor. Onu sen sezon başı yapacaksın. Diyeceksin ki biz transferleri yapıyoruz kardeşim. Buraya gelen hoca bizim yaptığımız transfere uyacak. Zaten böyle olmalı. Çünkü niye? Bu adam bugün var yarın yok. Bu adam gittikten sonra diğer gelen adam diyor ki ya bu adam nasıl adamlar almış diyor. Başarısı olursa özellikle hep bahane atıyor. Bu adamın aldığı oyunculardan dolayı ben bu oyuncularla oynayamıyorum. Buna uygun sistem yok. Bundan dolayı başarısız oldu. Bana diyor. Göre Sait Hoca'nın zaten onu deme lüksü yok. Buca'daki yerli oyuncular Bolu'daki yerli oyunculardan daha iyiydi. Evet. İsim olarak baktım. O yüzden Arnavutköy'de ben bu anlamda İrfan Akgün'ün bundan edildiğini düşünüyorum. Erkol Küçük'te bana göre biraz düşüş var diye düşünüyorum ben. Van Spor'da da bence çok iyi bir performans gösteremedi. Eren Bektaş noktasında en fazla alternatif olur diyorum. Cantu da Amespor'da son dönemde felaket düşüşe geçmişti. Ligin son 7-8 haftasında ve playofflar dahil ki playoff'ta bir maç oynadı zaten. Erzincan maçı. Cantu'da bir düşüş vardı ama orada Amespor'da da genel bir düşüş vardı ve yanlış hoca seçimleri de özellikle vardı. Onların da etkisi vardı. Ben buradaki hava değişikliğinin Cantu'ya iyi geleceğini düşünüyorum. Transferlerin hepsini doğru buluyorum.
Eren'i en fazla alternatif olarak ben görüyorum. Ben de şunu anlamadım. Cantu'ya Süper Lig'den teklifler var diyorlardı. İkincilikte kaldı. Ya yok öyle bir teklif. İşte sana biraz önce ondan bahsettim. Asparagas haberler zaten diyor. Zaten Cantu Süper Lig'de oynayamaz. TFF1'de bile oynayamaz. Şimdi Cantu'yu bir kaleci. Evet ama şimdi objektif yorum yapalım. Birincilikte de oynayamaz kolay kolay. Şu an oynayamaz. İmkansız. Bir tane o istikrar Amespor'da son 7-8 haftada vermeyince benim hani o birincilikte biraz umudum vardı. Sezon iyi başlamıştı ama o düşten sonra oraya bir set çektim. Yani bu haberler Asparagas. Ben biliyorsun haberlerin birçoğuna hep sana diyorum ya. Çok fazla dedikodular dönüyor. Biz o haberleri genelde paylaşmama taraftarıyız biliyorsun. Hep böyle. Ben zaten o haberlerin doğru olduğuna inanmıyorum ki. Sadece şunu demek istiyorum. Bazı oyuncuları birileri pohpohluyor. İşte yani pompalıyor. Cantu'nun ne işi var Süper Lig'de? Pohpohluyor. Şu an ikincilikte kaç tane kaleci var Süper Lig'de oynayabilecek? Akıl var, mantık var. Süper Lig'in seviyesi farklı. Herkesin bir seviyesi var yani. Şu an bana göre ikinci ligin en yıldız oyuncusu Kerim Avcı bence. Kerim Avcı da Süper Lig'de oynayamaz. Aynen. Gökhan Karadeniz de oynayamaz. Hatay Spor'da yapamadı. Oynayamaz. Hani o da geçen sene bu ligdeydi. Hani her ligin bir oyuncusu var yani. Yani o yüzden öyle diyorum. Öyle bu işler. Hayırlı olmasını dilerim. Anadolu Belediyespor için de iyi bir transfer süreci geçiriyorlar şu anda. Karacabey Belediyespor'a geçelim. Karacabey Belediyespor'da biliyorsunuz sponsor çekildi. Bu sene cılız bir kadro kuruluyor. Trabzon'dan genç kaleci Azat Kuçkar geldi. Kerem Hakan Vapurluoğlu geldi. Sağ bek oyuncusu bu isim. Rasim Can Değirmenci geldi bir de Hopa'dan. O da eski futbolcusu. Vallahi Karacabey'in bu sene amacı ligde orta sıralar ya da ligde kalmaya oynamak olacak. İşi kolay değil. Ne dersin Karacabey için? Vallahi Karacabey Belediyespor bu sezon ya ligde kalmaya oynar ya da en fazla işte 10. 12. 15. oynar. Playoff'un yakınına. Yanına, yamacına yanaşma, orayı havasını alma, hissetme noktası olmaz. Çok zor. Karacabey'in yaptığı transferlerin hayırlı olmasını dileyelim. Karacabey'e net olarak Teko gibi bir sponsor destek gelmediği sürece Karacabey hiçbir zaman hedef oynayamaz. Aynen öyle. Isparta 32 Spor'a geçelim. Isparta 2 transfer yaptı bu hafta. Nazilli'den tecrübeli oyuncu Alim Arlağ'ı aldılar. Alim bu lig için önemli futbolculardan biri. Evet. Bir de sol bek Abdülkerim Canlı ile anlaştılar. Bence Alim burada katkı yapar. Hani zor bir gruptalar ama yine de katkı yapar. Abdülkerim de yani oynar ama Isparta'nın hamleleri Alim dışında bence yetersiz. Hı hı. Totale vurursak ne düşünüyorsun? İki hamlenin dahil olmasını diliyorum. Tabii ki de. Alim konusunda sana katılıyorum. Geçen sene zaten Nazilli Belediyespor'un en verimli oyuncularından birisiydi. Nurullah'la beraber. Evet. Nurettin'le. Nurettin Çağlar'la beraber. Batman'a gitti o da. Evet. O yüzden Alim transferini doğru görüyorum. Doğru buluyorum daha doğrusu ve katkı vereceğini de düşünüyorum. Ben de. Abdülkerim Canlı noktasında bana göre yani Isparta Spor'un birinci sol bek, 11 sol bek olduğunu ben düşünmüyorum. Isparta'da ciddi anlamda kalite problemi var yapılan transferlerde. Maalesef. Düşüşte olan oyuncular, bitik noktaya gelmiş oyuncular transferi var. Bitik noktaya koyacağım Yiğitan isim zaten Yiğitan Güveli. Düşüşe geçmiş noktadaki oyuncu ismi de Muhlis İstemi. Ha belki bazı izleyenler diyebilir Isparta taraftarları, izleyenlerimiz. İşte Muhlis burada bir çıkış yakalayabilir. Çıkış yapacağını düşünüyoruz diyebilirler ama Muhlis'e o kadar fırsat geldi ki. Özellikle 21-22 sezonunda Amespor'da oynarken yani alternatif oyuncu yoktu kulübede. Muhlis orada bile kendini gösteremedi. Allah Muhlis Iğdır'a gitti 3. ligde. Hadi şimdi Iğdır'ın kadrosu çok geniş. Hı-hı. Hani ondan dolayı daha geçen sene 52 Ordu'ya da gitti. Orada da fark yaratamadı. Yani çok evet. Fırsat geliyor eline. Çok hiçbirini geliyor. Kullanamıyor. Ben de seninle aynı görüşteyim. Yani baktığımızda Isparta'nın grubu da zor. Isparta'yı bence zor bir sezon bekliyor maalesef. Aynen. Isparta'nın bir avantajı var. Bunu yaklaşık ne? 2 hafta önceki programda söyledim. Kendisinden çok daha kötü takımlar var. Ha Sarıyer bir yönetim yaptı. Biraz para var gibi gözüküyor ama transferde geç kaldılar. Sarıyer, Uşak, Denizlispor, Düzcespor. Bu takımlar Isparta'dan çok kötü durumdalar maddi olarak. Doğru. Tamam, Sarıyer aslında maddi olarak kötü değil. Yeni gelen yönetim biraz daha iyi gözüküyor. Şu anda tabii görmüyoruz. Bilmiyoruz. Bir hamleleri görmemiz gerekiyor ama hani şu anki durumla konuşarak Sarıyer'e yönetim gelmeden ki haliyle söylüyorum ama diğer 3 takım zaten net. Sarıyer'de Yılmaz Vural olayı yalan mı oldu? Yattı. Biraz sonra geliriz son. Yani takımla konuştuktan sonra Sarıyer'i konuşuruz. Tamam. Anlatacağım onunla ilgili. Ha peki tamam. En sona bırakalım tamam. O zaman. Yeni Mersin İdman Yurdu'na geçelim. Ligin yeni ekibi biliyorsunuz Yeni Mersin İdman Yurdu ismi gibi. Ve Mersin 2 hamle yaptı biliyorsun son bir haftada. Eski futbolcusu Gökcan Gelmen'i aldılar. Bir de Yasin Elmas'ı kadrolarına dahil ettiler Etimesgut'tan. Bence iyi transferler yapıyor Yeni Mersin İdman Yurdu. Geç transfere başlamasına göre
Ne düşünüyorsun Mersin'in hamleleri için, Özcan Hoca'nın hamleleri adına? Vallahi hayırlı olmasını diliyorum tabii Mersin için de. Yasin Elmas'ı nokta transfer görüyorum. Bence net olarak 11'de oynar. Bence de. Gökcan noktasında bana göre... Eski takımına geldi Gökcan. Şimdi şöyle bir nokta var. Hani Mersin yeni çıktı bu lige. Bu ligde şu anda bu grupta ligde kalsın yeterli onlar için. Hani bir başarısızlık durumu olmayacağı için... Gökhan noktasına bakarsak Gökcan noktasına bakarsak böyle aslında çok şey diyemeyiz ama bana göre Gökcan ikinci oyuncusu değil. Peki. Bu seviyenin oyuncusu değil. Ben iki oyuncuyu da doğru buluyorum Gökcan. Ama Yasin nokta transfer. Yasin'in tek hatası oyuncusu. Geçen sene Diyarbakır Spor'a transfer olması. Yasin de 34 yaşına geldi evet. Bu arada. Çok tecrübeli bir oyuncu. Özcan Hoca'ya da selamlarımızı yollayalım evet, buradan. Evet, selamlarımızı yollayalım. Mersin'e de hayırlı olsun diyelim yeniden ikincilik. İnşallah konuşacağız Beyaz Grup'ta yeni Mersin İdman Yurdu'nu. Soma Spor'a geçelim. Soma Spor yine genç oyuncu takviyelerine devam ediyor. Soma'da da Eray Korkmaz ayrıldı takımdan biliyorsun. Evet, paylaştık. Çaykur Rizespor'a gidiyor Eray. Mustafa Şengül de gitti hatta. İki transfer yaptılar. Genç futbolcu Arda Çolak'ı aldılar Manisa'dan, kiralık Manisa FK'dan. Bir de Oğuzhan Ayaydın'ı aldılar yine. Genç bir futbolcu, o da amatör ligden geldi. Burhanettin Hoca yine imparator genç futbolcuları topluyor. Bakalım neler yapacaklar. Zor bir gruptalar ama Soma Spor'un ben yine Çetin Ceviz olacağını düşünüyorum. Vallahi bir şey düşünemiyorum çünkü görelim oyuncuları. Görelim ama şu açıdan diyorum. Takımın oturmuş bir yapısı olduğu tabii. için ve genç oyuncuları da iyi parlattıkları için imparatora güveniyorum. Şöyle bir sıkıntı var Buca Spor'da. Buca Spor Soma nereden Spor'da. Çıktı? Soma Spor'da. Evet belli bir yapı var ama geçen seneki takımda iyi oynayan oyuncuların hepsi gitti neredeyse. Mustafa da gitti. Yani Rize, hepsi Çaykur gitti. Rize. Kadir Kurt gitti, Mustafa gitti, Emrecan Bulut gitti, bir oyuncu daha gitmişti hatırlayamadım. Can Vural devre arası gitmişti. Yok onu katmıyorum. Başka bir oyuncu daha gitmişti. Oğuzhan Yıldırım gitti. Ali Ağa'ya. Şimdi o oyuncular gittiği için bu oyuncuların yerine koyacağı oyuncular o verimliliğin, diğer oyuncuların verimliliğinin yanına yaklaşamazsa bir de sert gruptasın nasıl olur? Ha bir görelim. Şu anda zaten için İstanbul maçları çok kritik. Şimdi zaten bu oyuncuları izlemedik. İzlemediğiniz için şu anda net yorumumuz yok. Hafta hafta yorumlayacağız izleyip. Soma Spor iç sahası önemli. Bir de deplasman maçları zaten cehennem olacağı için senin kadronda zayıf kalıp sıkıntı yaşarsan deplasmanda bu sefer iç sahadaki maçların değeri daha fazla artacak. Arda Çolak pivot santrafor bu arada onu söyleyeyim. Evet. Fizik olarak falan. Bakalım ne yapacak? Hani Soma Spor'u ben de merak ediyorum. Merakta bekliyoruz bakalım. İmparator'un performansını. Burhanettin Hoca bakalım. Çok başarılı. Bir vurdun, iki vurdun, üçüncüden ne olacak? Üçüncü senesi bu sezon. Bu ligde üçüncü yılı. Üçüncü ligle beraber de hocanın dördüncü yılı. Ben ikincilikten alıyorum. Hani birinci sezon tuttu. İkinci sezon tuttu. Üçüncü sezon ne olacak? Üçüncü ligde de düşük bütçeyle tuttu bir de. Takımı çıkardı hoca. Üçüncü ligde genel tutuyor ama ikincilikte genelde biliyorsun. Valla üçüncü ligde Soma Spor'un çıktığı sene gene rakipleri iyi paralar harcamıştı. Yani Burhanettin Hoca büyük bana başarı. Göre en başarılı hocaların başında geliyor evet. Altlıklarda. İmparator'a da selamlar buradan. Aynen. Soma'ya da Burhanettin Hoca'ya selamlar. Hoca diyordu bize yani 5-6 tane Bal Ligi'nden oyuncular gelecek. İki tanesinin özellikle tek hani böyle tutacağını düşündüğünü söyledi. İnşallah. İsim söylememişti. Bakalım inşallah da beklentileri gibi olur. İnşallah. Hem oyunculara sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Soma Spor tarafı için de başarı dileklerimi iletiyorum. Karaman FK'ya geçelim. Karaman iki hamle yaptı. Yılmaz Daler'i aldılar Adıyaman'dan. Bir de genç kaleci Musa Koç geldi Alanya'dan. Karaman... bütçesine göre, kulübün hani maddi yapısına göre çok cılız takviyeler yapıyor. Sen her sene takımlardan bir hayal kırıklığı yaşıyorsun. Yeni ama çıkan. Mesela Karaman'ın 3. ligdeki kadrosu daha iyiydi. Akın Akman'ı Umut Dile'yi tut bu grupta. Daha iyi. Niye? Gidip hani Akın Akman'ı yolladı, Umut Dile'yi yolladı. Oyuncu ala. Umut Dilek Oktay Balcı'dan daha iyi forvet. Şimdi oyuncu da 2. ligde oynayacak. Şimdi 20-21 sezonun sonunda Diyarbakırspor 3. ligden 2. lige geldi. Biz transfer programı yapıyoruz. Sen çok mutluydun. Paket transferler, yıldız transferler, muhteşem transferler dedin. Olmadı. Gene kötü kadro kurmadı ki. Metin Cancici geldi, Volkan Altınsoy geldi, Nuri Melih geldi. Ondan değil. Şimdi beklentiye karşı konuşuyorum. Ama gene iyi oyuncular isim Hayır, olarak. Hayır. Biz farklı. Biz şampiyonluğun önce takım bekliyorduk. Daha net. Hani böyle Serdar Can Sert'e o tarz bekliyorduk. Şimdi ayırıyorum. Bu sene de yine çıkan takımlardan Karaman'dan bekledin. Aksaray'dan bekledin. Mersin'den zaten bekledim. Oradan da aslında bekliyordun. Orada bütçesi iyi olduğunu söylüyordun ama orada farklı problemler devreye girdi. Hiçbirisinden gelmedi. Sen böyle biraz şey bakıyorsun hep. Para var, gelir. Öyle olmuyor. Yeni çıkan takımlar hiçbir zaman onu düşünmüyorlar genelde. Çok nadir. Daha böyle hani kurumsal Iğdır FK tarzı takımlar direkt diyor ki ben geldiğim gibi işte 2 senede 2 lig diyor. 3 senede 3 lig diyor. Karaman da sahip bir kulüp. Ama işte herkes onu düşünmüyor. Vizyon. Şimdi bir insanın hani her insan aynı düşünmüyor ki. Para var.
şu paralı adam farklı düşünür, diğer paralı adam daha farklı düşünür. 68 Aksaray'da zaten komik olaylar mesela oluyor. Mesela Samsun Spor, Adana Spor'dan örnek alalım. Yüksel Başkan, Murat Sancak Başkan. İkisi de paralı. İkisi de o kadar zıt düşünüyor ki hiç alakaları yok. Ya biliyorsun işte bu da öyle. Aksaray'da zaten komik olaylar oluyor. Gelen futbolcular 5 gün sonra ayrılıyor. Dün sosyal medyada kim bir olay ki? Oldu gördün. Engin Nebioğlu gelmişti 5 gün sonra ayrıldı. Bertuğ Başdemir 3 gün sonra gitti. Hatta dün tecrübeli sağ bek Tufan Kelleci bir yerde yorum yaptı. Aksaray bir şeyler deniyor diye. Aksaray taraftarları Tufan Kelleci'ye i̇şte ters yorumlar yazıyordu. Ben sana onları söylemek istiyorum. İşte parayla olmuyor bu işler. Para var diye bu adam muhteşem bir kadro kuracak. O yapıyı bize veriyor mu? Şey, o yapı bize o umudu veriyor Aksaray'da mu? Aksaray'da para yok öyle ya. Ama sen Karaman'da söyledi, var. Biliyorum. Karaman'da Aksaray'ı var. Sen özellikle yakından takip ediyordun. Orada ki. Belediye veriyor Aksaray'da yani. Ama Karaman'da sahipli kulüp. Almanya'da yatırımları var başkanların ama zaten Karaman bir kere ilk başta hata yaptı. Hoca da yanlış. Abdullah Ercan'ın bir şey yok ki yani. Zaten oradan bu yanlışlar başladı. Niye sen alt liglerin imparatoru diyordun Abdullah Ercan için? Benim için alt liglerde iki tane imparator var. Biri Selahattin Dinçel, biri Burhanettin Hoca. Ben Selahattin... Bir de Kemal Kılıç Hoca'yı ben çok beğeniyorum. Ben Selahattin Hoca'yı katmıyorum. İkinci bir konuşuyor şimdi. Üçüncü ligin imparatoru o da. Burhanettin Hoca da ikinci ligin imparatoru işte. Burhanettin Hoca her ligin. Alt ligden bahsederek yani 2 ve 3'ten bahsederek söylüyorum. Ama Selahattin Hoca kaç tane takıma geldi ikinci ligde? Anasını ağlattı. Bir Kocaeli'de çalıştı ya. Tamam işte. Bir o de kadar. Şeye geldi, Fethiye geldi gitti ya. Selahattin Dinçel ikinci ligde Fethiye'de çalışmadı. Sezon başı bir geçen sene... Başlamadı, ayrıldı. Tamam işte başlamadan gitti. Ayrıldı işte onu demek istiyorum. Orada şöyle bir şey oldu. Alt ligden iyi teklif aldı gitti. Paraya baktı yani hoca. Bilmiyorum yani bazı hocaların buraya geldin mi veya alta gittin mi... Olmama noktasını çok fazla mesela görüyoruz. Yavuz İnce'dal da 3. ligin imparatorluğundan işte. Biri. Mesela 2. lige geldim hocayla. Olmaz mesela anladın mı? 2. lige geldim olmuyor. Ya şunu mesela, diyoruz ya işte her ligin her oyuncusu hocası farklı. Peki işte. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bana göre Abdullah Ercan hem 2. lig hem 1. lig hem 3. lig hocası da değil. Ben sana söyleyeyim. Bence de değil. Mustafa Sarıgül de çok iyi bir 3. lig hocası. Evet. Sen Feyyaz Başkan'la görüşüyorsun, konuşuyorsun mesela hani. Bence Sarıgül Hoca bu ligde başarılı olamayacak. Benim kendi görüşüm onu ama zaten belirtmiştim. 3. ligde bir takıma götür bu sene gene zirveye oynayan. Koy Batman'a atıyorum işte grubunda 52 Ordu'ya. Sarıgül Hoca bence şampiyon yapar Mustafa Sarıgül Hoca. Yapma ihtimali yüksek. Ya her ligin dinamikleri farklı. Farklı. Bizim de ona göre yorumlarımız oluyor. Biz haksız da çıkabiliriz. Tabii. Mesela Mustafa Sarıgül. Hatta Abdullah Ercan Hoca'da da haksız çıkabiliriz. Aynen. Yani hoca bizi yanıltabilir, iyi bir performans gösterebilir. Biz sadece görüşlerimizi belirtiyoruz objektif bir şekilde. Tabii canım. Karaman içinde hayırlı olmasını dileyelim. Ama Abdullah Hoca Arnavutköy'de kötü bir kadrosu yokken bir şey yapamadı. Sana evet. Söyleyeyim. Nihat Hoca daha iyiydi Arnavutköy'de. Bir diğer ek takımımıza geçelim. Van Spor'a. Van Spor bir hamle yaptı. Pazartesi akşamı Nurullah Aslan'la anlaştılar biliyorsun. Ne düşünüyorsun bu transfer için? Nurullah Samsun Spor'la. İkinci ligde parlayan bir performans göstermiş. TFF birinci ligde de oynamış bir oyuncuydu ama son dönemde hem taraftarlarla arasında dikiş tutmaması hem de... Otobüs olayı biliyorsun zaten. 21. Doğru. Bir de Yüksel Başkan'ın da adeta bence Nurullah'ı silmesiyle Nurullah'ın Samsun Spor kariyeri bitti. Önce Gençler Birliği'ne gitmişti. Sonra kulübe geri döndü kiralıktı. Ankara Gücü'ne gitti ilk. Yanlış aynen. Söyledin. İlk Ankara Gücü'ne gitti. Oradan Gençler Birliği'ne geçti. Sonra kulübüne geri döndü ama başkan da dedi ki Yüksel Başkan biz onunla devam etmeyeceğiz. Nurullah şimdi Van Spor'a geldi. Ne düşünüyorsun Nurullah için? Neler yapar Van Spor? Şimdi o söylediğin şeyin altını düzeltelim. Yüksel Başkan sildi diyorsun ama bence Nurullah kendi kendini sildi. He, o da var da Yüksel Başkan da son olarak onun üstünü normal, çizdi. Sen öyle kötü olarak. Oynarsan çizersin tabii ki. Ben Nurullah'ın Samsun Spor'dan gitme nedenini performans değil... Farklı olaylara karıştığı için diyorum. Zaten işte o performansını etkilediği için öyle oldu. Öncelikle Van Spor için hayırlı olmasını tabii dileyelim. Şimdi taraftarların olsun. Bize sorusu vardı. Nurullah Aslan transfer açıklandıktan sonra biz özel paylaştık. İlk öncelikle ben başkanla konuştum bana söylemişti. Hatta biz de orada transferde böyle biraz da aslında şeyimiz oldu etkimiz. Etkimiz oldu derken transfer bittikten sonra neden? Ödemeler noktasında. Çünkü bizim Yüksel Başkan'ın aramızı iyi biliyorsun. Samsun Spor Başkanı. Yüksel Başkan arada bize kızsa da iyi. Ha, çünkü Samsun Spor'da bonservisini aldı Van Spor 2 yıllık. Peki sana bir şey diyeceğim. Sen rakamı biliyor musun bonservis? Yok rakamı bilmiyorum. Ha, peki, tamam. O toplara hiç girmiyoruz. Burada çünkü. Söyle demeyecektim daha hani aramızda zaten diye merak biliyorsun. Ettim. Biz hiçbir zaman o toplara genelde girmiyoruz. Belki ben hani şey dedim. Yani. Feyyaz Başkan hani sana söylemiştir. Ha. Hani ucuza aldık sallıyorum gibisinden. Yok söylemedi. Gibisinden. Tamam. Biz bu haberi paylaştıktan sonra Van Spor taraftarları sordu. Alp Arda geliyordu. Niye gelmedi gibisinden, olmadı mı gibisinden konuştular. Orada şunu söyleyeyim. Başkan şunu söyledi Feyyaz Başkan. Ne dedi? Şimdi Alp Arda İstanbul Spor'un oyuncusu. Buraya gelseydi kiralık gelecekti.
ve sen buraya bir para ödeyeceksin İstanbulspor'a. Başkan da şunu dedi. Biz oraya hem kiralık gelecek bize hem para ödeyeceğiz, ardından gidecek. Onu yapacağımıza Nuruluh'u alalım. Bonservisiyle alalım, bizim olsun dedi. Ve şöyle bir şey var. Ben Banspor'un bak şu transfere bir taraftan avantajlı olma ihtimalini görüyorum. Daha ne çok açıdan? Avantajlı. Ne açıdan? Şimdi Nurullah kaç yaşında? Genç daha. Genç değil mi? Bir düşüşte mi? Evet. Bonservisini aldı mı Banspor? Aldı. Evet. Ve bu sezon en kötü playoff'a gireceğini düşünüyor muyuz? Yani. Evet. Bonservisini aldığı için Nurullah bir çıkış yakalayabilir burada. Yakalarsa İnşallah hani tekrardan yakalar. Böyle bir üst taraf takımlar makımlar radarına girme noktası olabilir. Banspor o yüzden nokta bir transfer yaptı ve ben Nurullah'ın burada kendini bulacağını ve katkı vereceğini düşünüyorum. Hatta başkan geçen gün bana sordu. Başkan dedim ki, başkan bana söyledi falan. Ben de yazdım, başkanım bitti mi transfer? Sonra başkan beni de, ya Furkan senin benimle derdin ne dedi? Gülerek hani espri yaptı. Ne oldu başkanım dedim, aldık dedi oyuncuyu falan dedi. Nasıl bir transfer dedi. O başkan dedim, bana göre ben bak Nurullah'ın bu sıkıntılarından bahsettim Samsun Spor'daki. İşte yapılanlar olanlardan. Başkan bunu bildiğini söyledi. Nasıl bir transfer dedi. Ben dedim burada iş yapacağını düşünüyorum dedi. Başkan Allah'a şükürler olsun dedi. Sonunda dedi. Bir transfer dedi. Biz Alpay'ı çok beğendik. Harun'u. Öyle de hani genelde böyle Banspor'un yaptığı hamleler biraz zayıf. Peki ben sana bir şey sormak istiyorum. Sen Feyyaz Başkan'ın yerinde olsaydın Alp Arda'yı bonservisiyle alma şansın olsa hangisini alırdın? Alp Arda'yı alırdım da İstanbul Spor'dan bonservisle oyuncu kim almış ki bu zamanda Feyyaz Başkan alsın? İstanbul Spor'dan bonservisle oyuncu almak çok zor. Hani o yüzden imkansız yani. Onu hiç tartışmaya gerek kalmadı. Hatta şöyle söyleyeyim sana. İstanbulspor Türkiye'nin Chelsea'si gibi birçok futbolcusu var, sürekli kiralıyor. Evet. Ve onlardan kiralık iyi paralar kazanıyor. Bedel kazanıyorlar. Aynen, kulübü de öyle döndürüyorlar hani iyi bir şekilde ki ben bunu doğru bir strateji olarak görüyorum İstanbulspor için. Hani oradan da oyuncu almak çok zor. Evet, o yüzden Feyyaz Başkan'ın buradaki yaptığı bu transferi ben doğru buluyorum. Nurullah'ın çıkışa kalma ihtimalini inşallah öyle olur. Yüksek görüyorum. İnşallah. Bakalım ne olacak. Menemen Futbol Kulübü'ne geçelim. Vanspor'a da başarılar dileyelim evet, transfer döneminde. Feyyaz Başkan'a da buradan selamlar. Menemen eski futbolcusu Samet Ali Kaya'yı aldı Kocaeli Spor'dan. Bir de İbrahim Has'ı kulüp açıklamadı ama Cenk Koca sana dedi ki biz aldık dedi İbrahim'i. O yüzden onu da konuşalım. Evet. Ben hani resmi olarak açıklanmayan transferleri yazmıyorum bizim kağıtlara ama hoca sana dediği için bizim için Cenk Hoca'nın lafı hani direkt senettir yani. Hani hangi hoca bize zaten tabii şu transferi giderse bize söylüyoruz zaten. Tabii. Direkt hani biz de konuşalım dedim. Samet Ali geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi Kırmızı Grup'ta Kocaeli Spor'da. Bir de Menemen'de TFF 1. Lig'de oynadığında çok iyi performansı vardı biliyorsun. Buranın evladı zaten. Buranın evladı. Doğru, buranın zaten iki tane evladı var şu anda bu takımda. Birincisi Cenk Lalic, ikincisi Samet Ali Kaya. Aynen öyle, doğru diyorsun. Bir de İbrahim Has da geldi Sakaryaspor'dan. 6 numara İbrahim. Stoper de oynuyor biliyorsun. Yan ikinci bölgesi. Zorda kalırsan oynayacak. Aynen, sıkışırsan. Ben Samet Ali transferini doğru buluyorum. Çünkü hem forvete alternatif olur duruma göre hem de kanatta da oynatıyorsun. Yani. Ama ben İbrahim'i beğenmiyorum. Şundan dolayı ya yukarıya oynayan takımlarda, şampiyonluğa oynayan takımlarda topla ilişkileri iyi olan oyuncular lazım. Ben İbrahim'in hani böyle top ayağına aldığımı topu eli ayağı birbirine dolanıyor bazen falan kaldırmaz diye düşünüyorum. Çünkü zirveye oynayan takımlarda topla arası iyi olan futbolcular lazım. Hı hı. Ne düşünüyorsun? Şimdi öncelikle iki transferinde hayırlı olsun, olmasını diliyoruz. Samet Ali Kaya'yı zaten ikimiz de ortak düşünüyoruz. Aynen. Geçen sene Kocaelispor değil. Birinci yetmiyor, olmuyor ama ikinci ligde Samet Ali Kaya'nın fark yaratacağını geçen sene gördük. Birinci ligde Menemen'de iyiydi tek. Adana'da evet. Da yapamadı. Kocaelispor'da da olmadı. Evet. Diğer transfer noktasına baktığım zaman da İbrahim Has noktasına baktığım zaman da İbrahim Has'ı ben de beğenmiyorum. Bunu geçen sene konuştuğumuzda Tuzla Spor ve Sakarya Spor için de söyledik. Devre arası geldi Sakarya'ya evet, hatta. Ama bana göre İbrahim Has ikinci liginde fark yaratacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Peki. Bu geçen gün seninle aramızda konuştuğumuzda da söyledim. Ben İbrahim Has'ın Menemen Futbol Kulübü'nde iş yapacağını düşünüyorum. Burada alternatif olur çünkü Okan Dernek var 6 numarada. Ne diyorsun? Yani bir ihtimalle evet %99 alternatif olacak. Okan var çünkü. Okan ikinci ligin en iyi 6 numaralarından biri. Peki şöyle zaten. Oynatır mı hoca sence? Ne gibi? Okan'ı 8, İbrahim 6 gibi. Bence öyle olmaz. İyi bir 8 lazım Menemen. Bence de lazım. Menemen'e ne 8 Okan lazım? Okan şu net 6. Aynen. Hani dedim hoca 8 yapar mı gibisinden düşünerek teori olarak söyledim. Menemen'e sallıyorum. Timur Temeltaş gibi bir 8 lazım. Atıyorum işte. Evet. Ferhat Yazgan gibi 8 lazım. Sallıyorum isim hani. Örnek verme anlamında. Çünkü İbrahim'le Okan'ı yan yana oynatırsan topu kim taşıyacak? Ben o taşıyacağım. Renkli Alice Hoca mı taşıyacak?
Ya da Kemal Rüzgar geriye gelip top mu alacak 40 metre götürüp? Yok, o da zaten imkansız. 8 numara kesinlikle lazım Menemen'e. Menemen'e %100 8 lazım. Bir de kanat almalı bence Menemen. Bir de sağ bek almalı. Tam seninle aramızda konuşuyordun. Sağ bek de lazım. Kaleci noktasında zaten sıkıntı yok. Şu an kırmızı grubun en iyi kalecisi ve sol beki Menemen'de zaten. Forvet de iyi bence. Gerçi Ömer Şişmanoğlu da iyi forvetler var ama Menemen'de kafa kafaya zaten. Ora at yarışı gibi. Ama Iğdır önde orada. Çünkü Iğdır'ın alternatifi de iyi. Menemen'de alternatifi iyi değil. Samet Ali geldi ama. Ya Samet Ali Kaya'yı şöyle bakıyorum ben daha çok. Böyle bazen net forvet görmüyorum. Sağ açıda da çok oynuyor ya. Hani o yüzden baktığım zaman da düşünüyorum. Ama gene kıyaslarsan diğer tarafla diğer taraf daha iyi. Şöyle yani. Kemal kafa kafaya diyebilirsin ama Tahir Babaoğlu, Ömer Şişmanoğlu Samet Ali Kaya'dan daha iyiler. Kemal ile Tahir biraz nasıl, daha birbirlerine benziyor. Iğdır 151 forvette Menemen 49. Bence de. Kemal ile Tahir biraz daha birbirlerine benziyor. Fizik olarak falan da ne dersin? Boylu postular ya bence daha çok. Bence Kemal Tahir'den daha iyi. Ben de seninle aynı görüşteyim. Hani Ömer Şişmanoğlu fizik olarak biraz daha çünkü hani onlar kadar kalın değil ya o yüzden. Bir de tecrübeli diyorum. Ömer daha fazla. Süper Lig'de falan oynadı yani. Yıllarca katılıyorum ama Menemen iyi hamleler yapıyor. Yani Iğdır ve Menemen bu grubun favorileri. Evet şu anda öne çıkıyorlar. Hayırlı olmasını dileyelim Menemen'in. İnşallah. Içinde. Aynen öyle başarılar dileyelim. Kırklareli Spor'a geçelim. Sırat Yeşil Ördek'i aldılar. Bir transfer yaptılar. Sağbek. Ya Kırklareli Spor için zaten klasik yorumumu yapacağım. Kırklareli yine ortalara oynar. Yorumun ne olur? Şimdi Kırklareli Spor'un yaptığı transfere baktığımız zaman da geçen sene Kırşehir'in en iyi oyuncularından birisini transfer ettiler. Kırşehir Sırat'ı tutmak istedi değil mi? Bilgim var mı? Yok. Şöyle oldu. Geçen sene İskenderun maç oynarken Sırat'a teklifler olduğunu söylediler. İstanbul'daki maçta. Aynen. Hani şimdi Kırşehir'in de belli bir bütçesi var. Ben Kırklareli Spor'un da çok iyi böyle yüksek paralar verdiğini falan da düşünmüyorum ama. Kırklareli Spor hiçbir oyuncuya yüksek para vermez. Hani o yüzden nasıl oldu, nasıl bitti, transfer bitti onu bilmiyorum ama Kırşehir tarafından bunu öğrenebiliriz. Başkanından sorabiliriz aslında. Tabii Çağatay Başkan. Diğer programlarda bunu söyleriz. Hayırlı olmasını dileyelim. Ben İnşallah. Sırat'ın iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ya ben de aynı sana katılıyorum. Ben de iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Buca Spor'a geçelim. Buca Spor bir hamle yaptı. Cihan Başkan bu sezonki ilk transferini yaptı ve tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı Buca Spor. Hı hı. Yasin biliyorsun çok önemli bir kariyere sahip. Dortmund'dan çıktı ülkemize Aynen. geldi. Trabzonspor, Gençler Birliği, Galatasaray. Erciyes'te de oynamıştı Yasin kısa bir süre onu hatırlıyorum. Evet. Hatta Erok Spor ve Ames Spor da Yasin'le bilgilendiler ikincilikte. Erok aslında bitirmişti. Sonra bana göre Buca Spor biraz daha yüksek para verince gitti. Ben öyle düşünüyorum. Olabilir çünkü Buca Spor. Çünkü bana öyle bir bilgi gelmişti. Doğru. Erok da anlaştı. Ya sana geldiyse doğru. Ama Yasin hala biraz daha yüksek teklif gelir mi noktasını bekliyor demişlerdi. Bence gelmiştir. Buca Spor çünkü iyi teklifler yapıyor. Maddi olarak güçlü bir takım evet, Buca Spor. Cihan Başkan da maddi olarak güçlü bir isim. Yasin önemli bir futbolcu ama ben şunu düşünüyorum. Erhan Çelenk de solda oynuyor, Yasin de solda oynuyor. Ne düşünüyorsun? Ben Yasin transferini yanlış buluyorum. Neden? Ya Buca Spor'da yaşı çok ileri oyuncular var. Yasin de durarak oynayan bir oyuncu. Yani Buca Spor bir de çok genel transferler yapmaya başladı. Sen diyorsun ki biraz er ve erbaş mı lazım? Aynen. Berke tarzında bir oyuncu lazım da mesela. Yasin fazla oldu ben sana söyleyeyim. Bir de geçen sene bitikti Göztepe'de. Sakatlık geçirdi bayağı bir süre. Ama iyi başlamamış mıydı? İşte zaten istikrar problemi olduğu için söylüyorum. İyi başladı. Devamı önemli. Sonucu önemli. Şimdi Göztepe playoff'a kaldı mı geçen sene? Kaldı. Ne oldu? İlk turda elendi. Zaten şöyle bir şey var. Yasin sakatlandıktan sonra pek iyi dönemedi. Hı hı. Maalesef. Ama Göztepe'de onsuz oynamaya alışmıştı zaten. Evet. O da şans bulamadı. Yasin önemli bir futbolcu kesinlikle ama Erhan da solda oynuyor, Yasin de solda oynuyor. İkisinden birini yedek bırakırsan sıkıntı çıkar. Şimdi Buca'ya forvet gelmiyor biliyorsun. Şart zaten. Erhan forvet mi oynatıp Yasin'i solda veya Yasin mi forvet oynayacak? Oynayamazlar ki. Oynayamaz da hani teori atıyorum ortaya. Sen diyorsun da. Buca Spor'da da Yalçın Koşu Kavak oldu hoca büyük ihtimalle. Ya Buca Spor açıklamadı ama. Açıklamadı ama %99 diyorlar geçmiş olsun. Bak, yanlış tercih diyorsun. Yanlış tercih geçiyorum. Yalçın Koşu Kavak hocanın kariyerine son dönemde 6-7 sene bir baksınlar. Zaten üstüne konuşulacak bana söyleyecekleri de bir şey yok. Her şeyi görürler. Ben de katılıyorum. Yanlış tercih olduğunu düşünüyorum. Seninle aynı görüşteyim. Ben Buca Spor'un Mehmet Fuat'ı tutamaması büyük hata oldu bence. Bence de. Onu tutup önüne de bir golcü almaları lazımdı. Ömer Şişmanoğlu gibi. Kemal mesela yani. Kemal gibi. Aynen öyle. Buca Spor'a başarılar dileyelim. Evet, gündemde olan oyuncular var. İnşallah açıklanırlarsa İnşallah. Haftaya konuşuruz Allah kısmet ederse. Kırşehir'e geçelim. Kırşehir Futbol Spor Kulübü iki transfer yaptı. Eski Galatasaray'dan oyuncusu. Gökay Güney'i aldı biliyorsun. Eski oyuncular biliyorsun. Doğru.
Bir de Nurullah Serbest'i aldılar Aksaray'dan. Sağ bek Nurullah benim çok beğendiğim bir oyuncu. Geçen sene çok iyi performanslar sergiledi. Eğer burada o performansı sergilerse seneye aşama yapıp transfer yapacağını düşünüyorum. Hı-hı. Gökay Bandırma'da da oynadı biliyorsun. Stoper ve ön libero oynayabiliyor. Gökay beklentilerin çok altında kaldı. Yorumun ne oldu? Nurullah da çok formda geliyor. Pik geliyor. Vallahi Nurullah'la ilgili net bir yorumum yok benim. Peki. Geçen sene çünkü çok fazla takip etmediğim için söylüyorum. Hani o yüzden ben burada bir izleme taraftarıyım. Tamamdır. Sen umutlusun. Aynen. Bakalım nasıl olacak. Gökay konusunda da şöyle bir nokta var. Eski oyuncuları. Gökay Sendin'in gibi biraz düşüşte. Bakalım Kırşehir eski takımı buradaki o havayı bildiği için tekrardan bir kendini bulabilir. İnşallah bakalım. Kırşehir'in avantajı şu, beyaz gruptalar. Doğru diyorsun. Aynen. Kırşehir'in bütçesi de belli. Aynen. O yüzden hani maddi olarak kulübü yıpratmayacak hamleler yapmaya çalışıyorlar. Onu söyleyelim. Bir diğer takıma geçelim. İskenderunspor bir tane transfer yaptı. İskenderunspor 2021-22 sezonunda 3. ligde şampiyon olan kadrosunda yer alan genç futbolcu Muhammed Emin Ergin'i Sivasspor'dan bir yıllığına yine kiraladı. Ya 3. ligde şampiyon olduğu sene Muhammed Emin pek hani etki yaratmamıştı. Öyle şans da bulmamıştı. Hani ben bu transferi... Aranan bir oyuncu değildi zaten o zaman. Evet, etki yapacak, olumlu anlamda yapacak bir transfer olarak görmüyorum. Senin görüşün ne olur? Kontenjan yani, transferi oldu gibi. Evet. Hani 2001 doğumlu genç. Ne dersin? Öncelikle hali olmasını dileyim. Mesela bir örnek vereyim. O sene Enes Soy aranan oyunculardan biriydi. Takımın en iyisiydi hatta. Enes Soy'un sence yarısı kadar o oyuncuyu İskenderun taraftarı ve işte o zamanki teknik direktör, teknik heyet Bülent Hoca değerli olarak görüyor muydu oyunda etki etme anlamında? Görmez. Görmüyordu. Mesela, yok görmez değil. Görüyor muydu? Görmüyordu. Metehan Baltacı vardı. Metehan genç futbolcu. İyiydi. O zaman 11 oynuyordu hep. Şimdi Metehan değil Muhammed Emin Ergin. Aynen. Ha, mevkileri kıyaslamıyoruz burada. Yanlış anlaşılmasın. Şans bulma anlamında şans ve takıma etki anlamında. Etki anlamında söylüyoruz. Ben de yanlış görüyorum. Katılıyorum. İskenderunspor zaten bu sene hedefli olarak sezona girmiyor. Hani ben yine aynısını söylüyorum. Hedefli de girseydi, iyi bir kadro da kursaydı Ümit Bozkurt'ta olacağını ben düşünmüyorum. Ben... Ümit Bozkurt hocanın geçen seneki en büyük avantajı kırmızı grupta yer alması. Bir, ikinci noktada maalesef depremi yaşamamızdan dolayı takımların çekilmesi ve diğer takımların yani ligden iki yani o gruptan iki takımın düşecek olmasından dolayı ligde kalmasını garanti gören takımların süngüyü çekmesinden dolayı Ümit Bozkurt'un biraz hocanın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hocanın kesinlikle gidişatını küçümsemek için söylemiyorum ama nedenlerini ben bu şekilde görüyorum. Ümit Hoca'ya da ben burada 8-10 hafta arası veriyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer Ümit Hoca İskenderunspor'u playoff'a sokarsa başarılı işte. Bence başarılı bu sene. O zaman bir şey demem. Bu şartlar altında, bu çok zorlu grupta. Evet. Ve bu kadar ağır tahribattan çıkmış bir takımı maalesef eğer playoff'a sokarsa Ümit Hoca başarılı. Aynen öyle. Söyleyeyim. O zaman işte o zaman başarılı. Çıksa da başarılı, çıkamasa da başarılı. Çünkü İskenderunspor geçen seneden ciddi bir tahribat yaşadı. Onu söyleyeyim. Kesinlikle öyle. Mesela Hatayspor Süper Lig'de kalırsa bu sene büyük başarı derim Volkan Hoca ile. Takım büyük tahribattan çıktı. Başka şehre gidip oynayacak. Aynen öyle. Hani o yüzden İskenderunspor'un durumu farklı. Onu hani elimizi vicdanımıza koyarak konuşalım. Onu tabii söyleyelim yani. Ya zaten onları geçen sene de çok söyledik. İşte bu takım normalde tabii ligden çekilebilirdi dedik. Aynen öyle. Ama ona rağmen devam etti. Bunları da her zaman söyledik. Tabii. Bu sene noktasına bakarsak da şimdi geçen hafta biliyorsun fikstür çekildi ya. Fikstür çekildikten sonra şöyle bir nokta oldu. Ne oldu? İskenderunspor sosyal medyası paylaşım yaptı. Kendi sahamızda oynama şeyi olarak yazdılar. Şimdi acaba onu İstanbul'da oynayıp mı kendi sahamız olarak lanse ettiler? Sanki orada ben bir mesaj aldım. İskenderun sahası yetişecek mi acaba? İnşallah yetişir. İyi bakalım olur. Ne olacak? Bakalım ne olacak. Hayırlısı olsun. 68 Aksaray Belediyespor'a geçelim. Tamam. Sana da herhalde bilgiler geliyor. Bana bir birincilikten bir takımın teknik direktörün bir takımla anlaşıldığı söylendi. Bilgi geldi. Ben de o haberi paylaşalım dedim. Hmm. Bakalım. Peki tamamdır. Ya programda telefona o yüzden mecbur bakacağız. Sen mecbur bakacaksın. Özellikle sana transfer programlarında şey çok fazlasıyla bakmak durumunda kalıyoruz. Mesela ikincilikten transfer geliyor o anda mesela söyleyebiliyoruz. Şimdi birincilikten geldi. Onu da şey yapacağız. Hocası yok muydu ki o takımın? Hoca sana gelecek söylerim. Peki, bu sabah konuştuk hatta o takımın hocasının gittiğini falan. Anladın sen. He tamamdır. Tamam. 68 Aksaray Belediyespor'a geçelim. Evet. Aksaray bir transfer yaptı bu hafta. Abdüssamed Karnucu'yu kadrolarına kattılar. Ön libero'yu. Bir yıllığına geldi Abdüssamed Aksaray'a.
68 Aksaray çok transfer yaptı biliyorsun geçtiğimiz haftalarda. Onların hepsini konuşmuştuk. Bu hafta sadece bir oyuncu aldılar. Hani çok alıştık. Her hafta 10 oyuncu konuşuyorduk neredeyse. Ne düşünüyorsun Abdussamed transferi için? Bence Abdussamed burada hani belli bir oranda performans verebilir. Çünkü Aksaray'ın hedefleri geçen sene oynadığı Ahmet ve ilk devreki Tarsus kadar olmadığı için. Hani ben hani Abdussamed çok etkili bir oyuncu olmadığı için burada hani iyi performans verme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Şu açıdan baskı olmayacak üstüne. Çünkü Ahmet Spor'da biliyorsun hedef vardı. İlk devreki Tarsus'ta hedef vardı. Abdussamed de kaldıramadı onları. Aksaray'ın ama hedefi ligde kalmak olacak bence yani. Ne diyorsun? Vallahi ben Abdussamed Karnucu'yu maalesef beğenmiyorum futbolunu. Sana katılıyorum. Kendisini bir oyuncu sahaya değil vermeyen, işini bana göre önemsemeyen noktada. Yani Abdussamed Karnucu Tarsus İtman Yurdu oyununda oynadı. Ahmet Spor'da oynadı. Ya hepsi de aynıydı. Az önce Gökay Güney gibi. Gökay da Galatasaray altyapısından çıktı ya. Gökay'da da büyük bir düşüş var. Abdussamed de beklenen noktalara evet. gelemedi. Yani maalesef. O yüzden maalesef ben o noktada bakıyorum ve yanlış bir transfer olarak görüyorum. Peki burada kendini bulabilir mi? Hedefler yüksek olmadığı yok, için. Yok bulamaz. Ben de arada böyle saman alevi gibi parlayabileceğini düşünüyorum. Ben çünkü de düşünmüyorum Aksaray'ın ama. Hedefi yüksek olmadığı için. Bakalım bunu ne söyleyeyim. Olacak. Hani Ahmet kadar baskı da yok. Ondan dolayı diyorum. Hı-hı. Bakalım hayırlısı olsun. Hayırlısı. Son olarak da Hesilaç Afyonspor'u konuşacağız. Afyon biliyorsun dün 3 hamle yaptı. Tolga Yağkut'u aldılar Eskişehir Spor'dan. Boran Güngör geldi Ankara Keçiören Gücü'nden kaleci. Bir de Koray Zorlu geldi biliyorsun dün gece. Almanya'dan gurbetçi futbolcu, genç futbolcu. Afyon önemli oyuncu. Sen takımı söyleyecektin herhalde unuttuğunu söyleyebilirim. Yok şey yaşı 19 ha. yaşındaydı yaşını unuttum. Bir de şunu deyip sana sözü bırakayım. Afyon iyi hamleler yapamıyor ve oyuncularını da kaybediyor. Gelenler gidenleri aratacak gibi bence. Niye? Anıl gitti, Boran geldi. Anıl Boran'dan çok daha iyi kaleci mesela. Kesinlikle. İşte Tolga Yakut Eskişehir Spor'da kaç yıldır oynuyor? Hiç kendini gösteremedi. Fark yaratamadı. Koray Zorlu'yu zaten bilmiyoruz. Gurbetçi bir futbolcu. Ne yapar, ne eder? Hani hı-hı. kapalı kutu onu bir görmemiz lazım. Olcay gitti. Kaan Baysal gidiyor. Şiar Kepir gidiyor. Melih Şencan gitti. Evet. Ne düşünüyorsun? Çok kaybetti Afyon. Vallahi şöyle bir nokta var. Tam da programın sonuna gelirken transferlere ilgili bayağı bilgiler İkinci gelmeye başladı bize. Var. 2 1 hepsinden geliyor. Afyon Spor'un zaten ben geçen seneden beri hep söylüyorum. Yönetim anlamında ciddi sıkıntıları var. Bu takımda Afyon Spor kulübünde bu tarz yönetimler olduğu sürece ciddi problemler yaşar diye hep söylüyoruz. O yüzden Afyon Spor'da bu sene ciddi anlamda sıkıntılı bir kadro kuracak gibi. Görünen o. Hem maalesef. Kuruyor hem de devamında da kuracak gibi. İkincilikten açıklanan falan transfer varsa konuşalım yok, istersen. Yok şu anda bir şey yok. Yok mu? Hı-hı. Peki tamam. Sadece söylenti olarak söylediler. Evet olsun. Tamam ağzına sağlık. Uzun bir program oldu. Evet. İkincilik programlarımız zaten uzun sürüyor transferde. İki grubu bir yaptığımız için. Aynen mecburen. Öyle. Eklemek istediğin bir şey var mı? Kapatacağız çünkü. Öncelikle transfer yapan tüm takımlara transferlerin hayırlı olmasını dileyelim. Tabii ki de hayırlı İki taraf olsun. İçinde inşallah kazası belası i̇nşallah, bir sezon olur. Amin. Gelişmeler oldukça konuşmaya devam edeceğiz. Transfer özel programlarını yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan bize lütfen takip etmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza katıl butonumuz aktif. Tüm izleyenlerden katıl butonumuza da destek olmalarını rica ediyoruz. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ben de sana teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize çok teşekkür edelim öncelikle. Tüm şehirlere, tüm takımlara, tüm oyunculara da selamlarımız olsun. Evet. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.